Değerli izleyenler, Ajanda programından herkese mutlu bir akşam diliyorum. Bugün de yine hem Türkiye'nin hem de Elazığ'ın gündemine dair önemli ifadeleri, önemli konuları sizlerle konuşma fırsatını yakalayacağız. Gerçi ana haber bülteninde kısmen özetlemeye çalıştım neleri sizlerle paylaşacağımızı. İlk dilimde artık ne kadar vakit ayrılır onu bilmiyorum ama yeni oluşumları konuşacağız. Yeni oluşumlar derken yeni oluşacak siyasi partileri ya da hali hazırda oluşmuş kongrelerini tamamlamış partileri konuşacağız. Seçimlere etkisini, yansımasını, işte ne alır ne götürünü enine boyuna konuşma fırsatını yakalayacağız. Elbette Elazığ'ın gündemi de dikkatimizi çekiyor ve yakından takip ediyoruz. Onlar içerisinde hiç kuşkusuz geçtiğimiz haftaya damgasını vuran iki önemli mevzu vardı. Bunlardan birincisi kanyon meselesi. Düne kadar çok fazla bir tepki almasa da Malatya'nın da bu konuyu üstlenmeye çalışması ya da üstlenmesiyle beraber olay farklı bir boyuta gitmişti. Bunu yorumcularımızla konuşabilme fırsatını yakalayacağız ve özellikle Eğitim Araştırma Hastanesi'nin Milli Eğitim'e devri siyaseti de biraz hareketlendirdi. Üç isim bu konuyla alakalı ön plana çıktı. Onlardan bir tanesi Zülfü Tolga Ağar. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuyu ileten Şahin Şerifoğulları ve bunu kamuoyuyla paylaşan Metin Bulut. Bu konuyu da konuşabilme fırsatını yakalayacağımızı zannediyoruz ki önemli bir mevzu. İbrahim abi herhalde bununla alakalı bir sıkıntımız yok değil mi? Peki. Benim hiçbir şeyle ilgili sıkıntım yok. Aytunç Sunguroğlu yine yurt dışında sevgili izleyenler. Yine kısmı önemli çünkü bir önceki haftada bir yine iş gezisi vardı. Bugün de Amerika'da olduğunu muhtemelen YouTube üzerinden bizleri takip ediyordu. Neyse devam edelim. Hoş geldiniz. İş adamı İbrahim Gök, avukat İbrahim Gök, iş adamı Yunus Evliyoğlu ve avukat Yener Yazgın. Şimdi özetlemeye çalıştım. Hakikaten konuların hepsi de çok önemli, çok farklı konular. Dilerseniz ilk bahsettiğim konuyla başlayalım. Yeni oluşumlar. Mesela Ali Babacan'ı çok merakla bekliyorduk. Geçtiğimiz haftada Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu. Orada öne çıkan bir ifadesi vardı. Konuştuktan sonra Fatih Altaylı dedi ki benim sizden edindiğim intiba siz daha çok organizatöre benziyorsunuz dedi. Bir siyasi lider değilsiniz. Toplumları, kitleleri peşinizden sürükleyebileceğe benzemiyorsunuz. Daha çok bir şeyi organize eden bir tip, bir profil çizdiniz dedi. Bu kısmı sosyal medyada inanılmaz yankı buydu. Şimdi yeniden Refah Partisi'nin kongresi. İbrahim Bey sizle devam edeceğim için direkt göz kontağı sizinle. Yeniden Refah Partisi'nin kongresi gerçekleşti. Burada biz de varız dedi. Hatta geçtiğimiz hafta bizden niye bahsetmiyorsunuz diye mesajlar almıştık. Bir de Ahmet Davutoğlu'nun çarşamba günü partisiyle alakalı çok önemli. Artık partinin ismini cismini açıklayacağı yönünde bilgiler, ifadeler var. Üç yeni parti ve seçimlere de bazı tahminler yapılıyor. 2021'de olur, 2020'de olur ya da 2022'de olur. Seçimler ne zaman olur bilemiyoruz ama bu üç partinin seçimlere bugün olsa ya da yarın olsa etkisi nasıl olur? Evet, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Yarın 3 Aralık malum Dünya Engelliler Günü. Ben engelliler olarak nitelendirmiyorum. Özel kardeşlerimizin günü. Bir evet. Kez daha onların gününü tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum bütün kardeşlerimi. Şimdi tabii Türk siyasi hayatı geçmişi itibariyle sık sık bu tür partilerin, konjüktürel partilerin kurulması ve bir süre sonra da yok olmasıyla karşı karşıya kalmış. İşte bu son günlerde yine gündemde olan malum biliyorsun bir genç parti olayı var. Bunda atlamadan evet, geçmemek lazım. Evet. Cem Uzan'ın yeniden döneceği konusunda genel sekreter yardımcısı bir arkadaşımızın geçen bir basın toplantısı vardı. Ki biliyorsunuz döner ekmekte %7,5'u yakalayan bir partiydi. Konuşmak lazım. Yani vaatlerine baktığınızda gerçekten... Cep telefonunu unutmayalım ama ya. Arada sadece döner ekmek değil arada bir cep telefonu da dağıttı. Arada cep telefonu da dağıtmıştı. Hülasa Türkiye'de her malın bir alıcısı var. Çok özel bir tabir olacak ama gerçekten bunun karşılığı bu. Şimdi ben hatırlarsanız Ali Babacan'ın kuracağı partiyle ilgili, Sayın Ali Babacan'ın kuracağı partiyle ilgili bundan 2 veya 3 program önce şunu demiştim. İyi bir ikinci adam, iyi bir lider olma özelliğine sahip değil demiştim. Ben tabii şeyi seyretme fırsatı bulamadım. O ara üstünüze afiyet biraz rahatsızdım. Ama arkadaşlarımızın bana ulaştırdığı bilgilere baktığınızda gerçekten Ali Bey'in dürüst, samimi, hassasiyetleri olan bir insan, bir kişilik yapısına sahip olduğunu biliyoruz. Bunu dün de biliyorduk, bugün de biliyoruz. Hatta siyaseten de böyle kıvırmadan net olarak
ifade ettiği şeyler vardı. İşte şu dönem itibariyle bütün ne yapılmışsa iyisiyle kötüsüyle ben de sorumluları arasındayım gibi bir beyanı olmuş. Ben sonradan tabii konuşmalarını kısmen de şeyden sosyal medyadan ve YouTube'dan seyretme fırsatını buldum. Yani söyledikleri samimi beyanların konusunda zaten kamuoyunda bizlerin de zerre kadar bugüne kadar şüphesi olmadı. Çünkü Ali Bey gerçekten dönemi itibariyle güven veren, ben bir iş adamı derneğinde başkanlığını o dönem yaptığım için biliyorum. Ekonomi olarak güven veren söylemleriyle, yol göstericiliğiyle her zaman için bizler için gerçekten sözüne itibar edilen bir bakan konumundaydı. Evet. Ama bakan olmak veya iyi bir ekonomist olmak, iyi bir lider olmayı gerektirir mi diye baktığınızda bunlar farklı farklı şeyler. Şimdi lider olayı gerçekten her yönüyle mükemmel bir lider olmak farklıdır. Bir de lider olmak vardır. Bir de iyi bir akademisyen veya iyi bir ekonomist olmak vardır. Bunları birbirine karıştırmamak lazım. Niye karıştırmamak lazım? Çünkü mesela Necmettin Erbakan iyi bir liderdi. Aynı zamanda iyi bir beyindi. Tayyip Erdoğan iyi bir liderdi, iyi bir beyindi. Deniz Baykal iyi bir liderdi. Turgut Özal hem iyi bir beyindi hem iyi bir liderdi. Rahmetli Atatürk hem iyi bir devlet adamıydı hem iyi bir liderdi. Bunlar farklı farklı şeyler. Yani kelimeler arasında o kadar ciddi dağlar kadar fark var ki iyi bir lider olmak, iyi bir devlet adamı olmak veya iyi bir ekonomist olmak farklı farklı şeylerdir. Bunları karıştırmamak lazım. Şimdi Ali Bey'in sözlerinin arasında tabii işte Abdullah Bey'le sık sık görüştüğü şeklindeki beyanları da zannediyorum takip edenler bunları da duymuşlardır. Yani bu ne demektir? Birilerini hazırlıyor demektir. Birileri işte sahneyi hazırlayacak, her şey olacak. Ondan sonra sahaya Abdullah Bey çıkacak gibi bir durum olabilir mi? Evet olabilir. Bunun beklenti, kamuoyunun beklentisi bu. Tabii Ali Bey'in arkasında kimler var diye baktınız. Sayın Ali Babacan'ın arkasında. Gerçekten iş adamı örgütleri var mı? Var. Sivil toplum örgütleri var mı? Var. Bazı gerçekten Türkiye'de ses getirebilecek ölçüde kurum ve kuruluşlar, bunları tabii resmi kurum ve kuruluşlar olarak algılanmasın. Bunun altında neler yattığını bizi izleyenler bilir. Bunlar var mı? Var. Finansal kuruluşlar mı diyorsunuz? Yani Türkçesi para, o. Türkçesi o, evet. Babaları ya da neyse artık. Türkçesi bu. Ali Babacan bir proje midir? Evet, Ali Babacan bir projedir. Yeni çıkan herkes bir proje midir? Hayır. Ben şimdi Ahmet Davutoğlu için aynı şeyi söylemeyeceğim. Mesela. Ahmet Davutoğlu değildir ama Ali Babacan proje midir? Hayır, Ali Babacan yedekte tutulan bir projedir. Bunu görmek lazım. Evet. Yani Allah göstermesin tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın sıhhatiyle ilgili bir sıkıntı olursa ve işte AK Parti tökezlerse yedekte tutulan bir proje olarak duruyor. Ekrem İmamoğlu için aynı ifadeyi kullanıyorlar da. Ben de kullanıyorum. Ekrem İmamoğlu için de bir proje olduğunu ifade ediyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonraki süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirebileceği en üst limit bu noktadır. Bundan ötesi mümkün olabilir. Biraz zor çünkü liderlik farklı bir olgudur. Genel başkan olabilirsiniz ama lider olmak, gerçekten kitleleri arkanızdan sürüklemek çok farklı bir olaydır. Şimdi Ekrem İmamoğlu bu tarz bir hadiseyle, bu tarz bir olguyla sahaya sürülmeye çalışılıyor. O da bir soldaki bir projede Ekrem İmamoğlu'dur. Şimdi bunun ötesinde tabii hedef kitleler de önemlidir. Bakın burada çok önemli şeylerden bahsediyorum. Bu cümleler çok önem arz ediyor. Şu an Ali Babacan'ın kuracağı partinin hedef kitlesi neresidir? Davutoğlu'nun kuracağı partinin hedef kitleleri neresidir? Bunu görmek lazım. Ben söyleyeyim. Davutoğlu'nun kuracağı partinin hedef kitlesinde iki tane büyük hedef kitlesi vardır. Birincisi Kürt kökenli kardeşlerimizdir. İkincisi de FETÖ'den mağdur olduğunu iddia eden, FETÖ mağduru olarak ortaya çıkan kitlelerdir. Dolayısıyla Davutoğlu, Ahmet Davutoğlu'nun bununla alakalı bir söyleminden yola çıkarak mı yaklaşıyorsunuz yoksa bir şey gözlem midir? Gözlem değil, bu bir araştırma. Gözlem farklı bir şeydir. Bu bir araştırmadır. Ulaşan bilgilerdir, ulaşan raporlardır. Hı hı. Yani bizim elde ettiğimiz, gerçekten bu işin içinde olan Sayın Davutoğlu'nun da Sayın Babacan'ın da şu an birlikte hareket ettiği ekipler içerisinde gerçekten bizim sevdiğimiz, saydığımız arkadaşlarımız da var. Beraber geçmişi itibariyle görüştüğümüz arkadaşlarımız da var. Bunlara baktığınızda
Şimdi Ali Babacan'ın ekibinde kimler var? İşte bahsettiğim özellikle ekonomiyle ilgili bağlantısı olanlar, sivil toplum örgütleriyle beraber AK Parti'den, geçmişte AK Parti'de hizmet etmiş, bugün itibariyle AK Parti ile ilişkisi kalmayan işte Nihat Ergün gibi, Sadullah Ergin gibi, Beşir Atalay gibi. Atalay gibi isimler de var. Hatta Cemil Çiçek gibi isimlerin de beraber hareket ettiği konusunda bize ulaşan bilgiler var. Şimdi bu tablo içerisinde Davutoğlu'nun hedef kitlesi bunlar. Davutoğlu ile hareket eden sayıya baktın. İşte Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten var. İşte Ankara eski Milletvekili Ersönmez Yarbay gibi. Buna benzer isimler var. Ya bu isimlerle tabii bu hedef kitlelere ulaşacak mıdır, ulaşmayacak mıdır? Bunu muhakkak bu işin muhatabı olanlar ifade edecektir. Tabii bizi ilgilendiren taraf nedir? Bizi ilgilendiren taraf her partide de Elazığlı bir arkadaşımızın olmasını arzu ederdi. Mesela Yeniden Refah Partisi'nde Elazığlı bir arkadaşımız. Kurucular Kurulu'nda. Evet. Hani Davutoğlu'nun kuracağı partide de bir isim konuşuluyor. Belki Yener Bey ifade edecektir. Yani o isim de Elazığlı bir kardeşimizin de o partide olmasını. Elazığ'ın damadı olan bir arkadaşımız da vardı biliyorsunuz. Manisa Milletvekili Selçuk Bey. O arkadaşımızın da o partide yer alması Elazığ açısından hangi siyasi görüş olursa olsun, hangi siyasi parti olursa olsun Elazığ'ın menfaatine olacak isimlerdir bunlar. Ben öyle değerlendiriyorum. Siz bu oluşumları olumlu mu olumsuz mu değerlendiriyorsunuz? Şimdi ben Yeniden Refah Partisi'nde değerlendikten sonra tümü için bir değerlendirme yapayım müsaade ederseniz. Şimdi Yeniden Refah Partisi de milli görüş çizgisinde olduğunu iddia eden, geçmişi itibariyle de rahmetli Erbakan hocamın evladı olarak Fatih Erbakan'ın liderliğini üstlendiği, etrafındaki tabii isimleri biliyorum ben kimlerin olduğunu, kimlerin olmadığını. Yani şu an gelinen nokta itibariyle gerçekten kamuoyunun ha bunlar da burada gerçekten çok kaliteli isimler diyebileceği isimler de var. Gerçekten vitrin dolgusu olacak isimler de var. Genel yönetim itibariyle söylüyorum ben. Şu an mesela orada da Elazığlı bir kardeşimiz, hatta iki kardeşimiz Kurucular Kurulu'nda Elazığ. Hatta bir tanesi biz cumartesi bizim Aziz Dostlar diye bir grubumuz vardı. Orada da ağırladık. Sağ olsun ki kırmadı geldi. Elazığ bir iş adamı. Pırıl pırıl bir arkadaşımız. Evet. Şimdi Yeniden Refah Partisi'nin en son yaptığı kongre ki hep böyle ben bahsettim birkaç kez ama geçen program esnasında da hiç bahsedilmediğinden ifade etti. Gerçekten muhafazakar seçmen kitlesine hitap edeceği, milli görüş çizgisinde güzel projeleri hayata geçirebileceğine inanan insanların o kitle etrafında toplanacağı bir parti havasını verdi. Geçenki kongrenin havası buydu. 40 küsür bin kişinin olduğu bir kongrenin yapılmış olmasının karşılığı budur. Bunu görmek lazım. Ha bu tabii ne olacaktır? Zamanla peyderpey Yeniden Refah Partisi ekonomiyle ilgili görüşlerini, siyasetle ilgili görüşlerini, sosyal yapıyla ilgili görüşlerini peyderpey bu toplumla paylaşırsa belki karşılığını istediği noktayı yakalayabilir mi? Yakalayabilir. Bütün partileri yakalayabilir. Ama bir gerçek var ki bugün itibariyle AK Parti iktidarı bundan sonraki süreçte de 2023'e kadar zaten ben devam edeceği konusunda şüpheye sahip değilim. 2023'e kadar AK Parti'nin bu süreci devam edeceğini düşünüyorum. Tayyip Erdoğan Bey'i de tanıyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızı da tanıyorum. Dolayısıyla liderliği, teşkilatçılığı konusunda da gerçekten çünkü ben 1982, 83 hatta 82'de başladım. 84'te bıraktım. Beyoğlu İlçe Başkanlığı'nda Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı'nın. O da ilçe başkanımızdı. O dönemde birlikte çalışma fırsatımız oldu. Şimdi o dönem itibariyle ve bu dönem itibariyle Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni süreçte yeni revizyonları yapabileceğini de düşünerek söylüyorum bunu. Çünkü işte Ömerleri, Alileri, Haticeleri bulacağını, Ayşeleri bulacağını ifade ediyor sık sık. Hatta sadece o değil, partinin bütün kurmayları bunu ifade ediyor. Yeni kongre sürecinde eğer fabrika ayarlarına AK Parti dönerse ben düşünüyorum ve inanıyorum ki iki dönem belki üç dönem daha AK Parti'nin Türkiye'de iktidar olmaya devam edeceğini, Recep Tayyip Erdoğan'ın sıhhatinin el verdiği ölçüde devam edeceğini düşünüyorum. Bu benim şahsi düşüncem. İki ya da üç dönem. Yani eğer bu revizyonlar yapılırsa, yapılmasa zaten şu an gelinen nokta itibariyle geçen hafta da tartıştık. İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranıyla AK Parti'nin oy oranı birbiriyle eş mi? Hayır, birbiriyle eş değil. Yani AK Parti'nin çünkü yerel yöneticileri, genel yöneticilerinin hatalarıyla
AK Parti'nin zaman zaman oy kaybettiği ama Recep Tayyip Erdoğan'ın alternatifsiz lider olma özelliğine devam ettiği hususu değerlendirildiğinde AK Parti ile Recep Tayyip Erdoğan'ın alacağı oy oranında bir fark olacaktır. Ama revizyonlar yapılıp da bir noktaya AK Parti taşınabilirse, fabrika ayarlarına taşınabilirse ben inanıyorum ki bundan sonraki süreçte de 2023'ten sonraki süreçte de AK Parti devam edecektir. Devam etmeye de niyetlidir. Son görüntü çok bu. Kısa cevaplamanızı rica edeceğim. Ali Babacan biraz daha son zamanlarda dikkat çeken isim olduğu için biraz da onunla devam etmek istiyorum. Şimdi Ali Babacan'la alakalı az önce kullandığınız bir ifade bir projenin ürünü. Doğru. Nasıl bir proje? Şimdi şöyle bakın. Yani olumlu mu olumsuz bir projenin ürünü mü? Şimdi Türk siyasetini yönetenler sadece Türk siyasetini içeriden yönetmiyorlar. Yani Kemal Kılıçdaroğlu için de proje dediler. Hatta işte evet, Kemal Bey de, başka isimler için Kemal Bey de biliyorsunuz dediler. Deniz Baykal'ın devrilmesi hadisesinde bir kaset olayıyla Deniz Baykal Bey istifa etti. Kemal Bey geldi. Bir projeydi evet. O. Yani o organizasyon bir projeydi. Hatta yani yeni gelen her isim neden bir proje? Hayır, böyle bir proje Deniz Baykal o dönem itibariyle güçsüz değildi. Evet. Yani Cumhuriyet Halk Partisi liderliğini bırakabilecek durumda değildi. Bugünkü gibi asla da değildi. Dolayısıyla onun bir an evvel gönderilip yerine başka bir isim getirilmesi konusunda bir düşünce vardı. O da gerçekleştirildi. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı da kendisinin bir proje olarak ilk etapta zaman zaman ifade ediliyor bunlar. Yani AK Parti de bir proje partisi olarak sahaya sürüldü. Ha ne zamana kadar? AK Parti ayaklar üzerinde durup gerçekten bu memleketin halkıyla bütünleşip güçlü bir yapıyı kendisi oluşturduktan sonra o proje olma özelliğini bıraktı. En basit olayı söyleyeyim. Büyük Orta Doğu projesi. BOP'un eş başkanıydı Sayın Cumhurbaşkanı. O zaman başbakandı. İspanya Başbakanı ile beraber eş başkandı. Büyük Orta Doğu projesinin hangi manaya geldiğini sizler de biliyorsunuz. Ben de biliyorum. İsrail'in bölge güvenliğini sağlamak için öngörülen bir organizasyondur bu Büyük Orta Doğu projesi. Bir aşamaya kadar onun eş başkanı olduğunu kabul ediyorsunuz yani. Zaten eş başkan olduğun kendisi ben değilim. Kayıtlar söylüyor. Hayır, bundan çok hoşlanmıyorlar biliyorsunuz. Kardeşim hoşlanıp hoşlanmaması ayrı. Sayın Cumhurbaşkanı bizzat bu olayları kriminolojik sıraya göre zaman zaman anlatıyor. Hatta 2004 Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nde FETÖ'nün proje olduğu, kendisine yamandırılmaya çalışıldığını, ondan kurtulması için de güvenlik riski olduğunu ifade eden şeyleri var, görüşleri var. Bütün bunlar Türkiye'de yaşananlar. Türkiye'nin, hatırlayın 28 Şubat sürecini lütfen bir hatırlayalım. İşte ilk defa denk bütçenin yapıldığı Refah Yol Hükümeti döneminde Necmettin Erbakan'ın bu kadar ciddi atılımlar yapılmasına rağmen Türkiye'de emeklilere, işçilere gerçekten ciddi manada ekonomik destek polislere, askerlere sağlanmış olmasına rağmen Necmettin Erbakan'ın 11. ayın sonunda devrilmesinin altında yatan neden neydi? İrtica falan değildi. Yatan neden birilerinin yuvasına çomak soktu. Peki size devam edeceğiz. Evet. Birazdan. Yunus Bey, İbrahim Bey'in konuşmalarıyla da bir müddet şimdi notlarımı aldım. Evet. Asıl az önce söylediği bir proje işte partileri değerlendirirken işte özellikle şu kısmı çok önemliydi. Eğer revizyonlar yapılırsa, bu cümle önemli bir kısım. Bir kez daha yani, söylüyorum, revizyonlar yapılırsa. Yapılmasa o zaman farklı senaryolar oluşabilir. Şimdi AK Parti'nin şu anki pozisyonunda istenilen noktada mı AK Parti? Değil. Bakın, peki, o zaman Ali Babacan bir %49'lardan risk teşkil edebiliyor. %49 niye Ali Babacan için nokta soruyoruz? Belli AK Parti'nin. Doğru. Yunus Bey şimdi özellikle ekonomideki gidişat. Bugün bir büyüme oranı bahsedildi. %0.9. Ama işte piyasalara yansıması biraz daha zaman alabilir. Öyle görünüyor ya da ekonomistlerin tahminleri bu yönde. Ali Babacan'ın çizdiği profil ben ekonomistim. Ben ekonomiyi bir gecede düzeltirim diye. Birkaç örnek veriyor. Diyor ki işte bir tasarruf tedbirleri hazırlarım. Hemen ekonomi düzelir yönünde bazı açıklamaları, ifadeleri var. Ben biraz daha asgari düzeyde anlattım. Yani belki bu kadar düz bir cümleyle konuşmadı ama şimdi insanlar Ali Babacan'a
tırnak içerisinde hakikaten insanlar Ali Babacan'a geçmişte 13 yıllık bakanlığı döneminde işte çizilen o ekonomideki güzel tabloyu düşünerek bir teveccühle yaklaşıyor. Fatih Altaylı'dan konuşmasını hepimiz takip ettik. Bir organizatör gibi davranıyorsunuz dedi ama insanların siyasi lidere mi, organizatöre mi ihtiyacı olup olmadığını şu anda görmek için herhalde Ali Babacan belki organizatör olarak da çok sivrilebilir. Sizce bir lider olması gerekiyor mu? Hakikaten kitleleri arkasında sürükleyebilmek için ya da bu yeterlilik kafi midir? Şimdi şöyle, ilk başta aslında ilk sorudan cevap vereyim. Soru değil de bahsettiğiniz konudan. Şimdi Ali Babacan'ın programını ben de İbrahim Bey gibi izleyemedim. Ama takip ettiğim kadarıyla, daha sonradan sosyal medyada takip ettiğim kadarıyla öne çıkan yerlerine hakimim. Örneğin ekonomiyi bir gecede toparlayacağım evet. demesi ya da belki bir ayda, belki iki ayda. Şimdi Ali Babacan konuşmasında çok dikkat ettiğim noktalardan biri şuydu. Diyor ki biz yeter kavga ettik. Sıfır sorun olsun komşularımızla veya dünyayla. Daha önceden de bizim dönemimizde ya da bizim bakanlık yaptığımız dönemimizde komşularımızla sıfır sorun vardı evet. diye bir serzenişte bulundu. Şimdi zaten bizim ekonomimizin sıkıntıya girmesinin sebebi bizim dünyayla ya da komşularımızla uğraşmamız. Yani bunu görecek, bunu göremeyecek kadar bence basiretsiz olmaması lazım. Ya da laf söylemek için söylememesi de lazım. Şimdi ekranları başında herkes Ali Babacan'ın ben de dahil olmak üzere gerçekten bir heyecan katacağına, temiz bir yüz olduğuna ve gerçekten kirlenmemiş bir siyaset güttüğüne inananlardandım. Hala evet dım. Ali Babacan'ın bir parti kurup da onu organize edebilecek bir kapasitede olmadığını net bir şekilde gördüm ve ekranları başında izleyen herkes de genel olarak sosyal medyadan bu yorumunu yaptı. Bana göre daha fare doğurdu. Çok net konuşuyorum. Birçok insanın beklentisi ve birçok insanın hevesi kursağında kaldı. Bundan yana çok net bir tablo görebiliyorum. Bu birincisi. İkinci konu da şu. Lider mi olmalı, organizatör mü olmalı? Mesela bu bir başlık adı altında saatlerce konuşulabilecek bir konu. Şimdi Türk milletinde şöyle bir şey vardır. Güçlü lider, güçlü söylemleri bulunan. Mesela Sayın Recep Tayyip Erdoğan One Minute dediği zaman, doğru muyum? İnsanlar neden dem tuttu yıllarca? 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl. Recep Tayyip Erdoğan'ın dik durmasından dem tuttu. 10 yıldır da 15 yıldır da Tayyip Erdoğan'ın kitleler açısından sürüklenmesinin en büyük nedenlerinden biri güçlü bir vizyona ve güçlü bir lidere sebep olması. Evet. Bülent Ecevit rahmetli olmuş. Allah rahmet eylesin. Bir pozu var. Hiç gözlerimin önünden çıkmaz. Bir karesi var. O zamanki Amerikan Büyük Birleşik Devletleri Başkanı'nın karşısında el pençe durması mesela. Şimdi organizatör olursan el pençe durursun. Lider olursan dik durursun. Bu benim şahsi evet. kanaatim. Bundan dolayı Ali bizim insanlarımız da dik durmaktan yanadır. Her zaman için söylüyorum. Özellikle siyasette bence Türkiye'de böyle yapılır, böyle de gider. Ali Babacan iyi bir beyin olabilir. Ekonomiden de iyi anlayabilir. Ama bulunduğu şartları ve bulunduğu zamana göre değerlendirmek lazım. Nasıl ki biz tarihi okuduğumuz zaman bugünün şartlarıyla tarihi değerlendiremiyorsak şu andaki yaşadığı süreçle kendi bakanlık yaptığı dönemi kesinlikle bir tutmamalı. Çünkü bizim şu anda etrafımızda Suriye Savaşı var ki biz gittik yayında yaptık. Yeni bir barış harekatından da yeni çıkmış bir ülkede yaşıyoruz. Onun dışında Amerika'yla çok ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadık. Diplomatik sıkıntılar yaşadık. Bu bizim ekonomimizi etkiledi. Şimdi ekonominin başındayken Kaşıkçı veya Rahip Brunson olayları Ali Babacan'ın ekonominin başındayken olsaydı ve ekonomi stabil gelseydi, tamam mı? Veya Ali Babacan döneminde buna benzer sükse olaylar olsaydı ben eyvallah derdim. Ali Babacan zamanında günlük gülistanlık bir dış politika yönetimi vardı. Şimdi diyeceksiniz ki o zaman dış politika niye bozuldu?
biz onların yapmasını istemediğimiz şeyleri yaptığımız için bozuldu ülke olarak. Ama bir aşamada onların söyledikleri şeyleri yaptık. Mesela Raik Brunson olayında. Şöyle söyleyeyim ben size. Ülkeler arasında küslük yoktur. Kesinlikle yok. Menfaatler çatışır. Bugün kötü esastır. Olursun, yarın iyi olursun. Biz 1. Dünya Savaşı'nda Almanya ile müttefikken bugün Almanya ile belki bir savaşa da Allah korusun girebiliriz. Doğru muyum? Ya ilelebet bir dostluk yoktur ülkeler arasında. Bugün 2 sene önce Rus uçağı krizi meselesi vardı Ahmet Davutoğlu zamanında. Şu anda öyle bir sorunumuz yok mesela baktığınız zaman. Rusya ile gözlemlediğimiz kadarıyla en iyi diplomatik ilişkileri olan iki ülkeden biriyiz Rusya, evet. Rusya açısından baktığımız zaman. Yani Ali Babacan'ın ekonomik olarak dediğim gibi belki bir niteliği vardır. Peki, sonuç ama olsun şunu söyleyeceğim. AK Parti 2013 yılından sonra eleştirdim demesi, 2013 yılından sonra yaptıklarının tasvip etmiyorum demesi ve 2013 yılından sonra 8 yıl gibi bir süreçte milletvekili kalması kendiyle çeliştiğinin göstergesidir bence. Bu birinci açı. İkinci açı da ikinci olay da şu. İnsanlar şunu bekledi. Yani bence insanların şuna ihtiyacı var. Ya da şunları duymak istiyor. Ali Babacan çıkıp şunları deseydi. Ya kardeşim şu 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 noktada hükümet gerçekten iyi işler yapıyor. Takdir ederiz. Ama şu 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 noktada da eksiklikleri var ve bizim memleketimizin ihtiyacı olan şey de bu eksikliklerin düzeltilmesidir. Mesela FETÖ muhabbeti, mesela ekonomi muhabbeti. Doğru muyum? Ben bunları talibim, ben bunlara talibim ve ben bunları düzelteceğim deseydi insanların bence beklediği şey tamamen buydu. Güçlü bir lider vizyonu çizemedi. Ben bunları yapacağım demedi. Mıy etti bıraktı. Peki bunları söylemiş yani. Olsaydı sizin gözünüzdeki kanaat farklı mı olurdu? Evet. Çünkü niye? Doğruya doğru hakkını veren bir siyasetçi olurdu benim gözümde. Evet. Yani sen yıllarca 25-30 yaşında bakanlık yapacaksın. Türkiye'nin en genç bakanlığını ve en önemli bakanlıklarından birini yapacaksın. Hakkıyla yaptığını düşünüyor musunuz? O zamanki şartlarda evet. Ve çok ciddi bir ivme yakalayacaksın. Bu partiye, bu teşkilata, bu insanlara çok şey borçlu olacaksın. İhanet etti mi sizce? Yani buna ihanet, şimdi her görüş ayrılığı bir ihanet değildir. Ama benim burada kastım şudur. Ne olursa olsun, ticarette de siyasette de hakkını vereceksin. Ali Babacan hakkını vermedi. Neyin? Ali Babacan yaşadığı ve yaşattıkları şeylerin o konuşmada hiçbir şekilde hakkını vermedi. Ne soruların hakkını verdi, ne bir lider olabilecek pozisyonun hakkını verdi. Hiçbir şeyin hakkını veremedi. Mesela dediğim gibi 2013 yılından sonraki her şeyi eleştirmesi bana çok saçma ve mantıksız geldi. Yani doğru olanı doğru söyleyeceksin, yanlış olanı yanlış söyleyeceksin. İnsanların duyması gerektiği şey buydu. Takip ettiğim kadarıyla AK Partililerden, yani sosyal medyada takip ettiğim kadarıyla, sadece yakın ve çekirdek çevremden bahsetmiyorum. AK Partililerde Ali Babacan'a karşı ekstra bir sempati oluşmadı. Ya da şu olmadı. O Ali Babacan gerçekten müthiş geliyor, müthiş hazırlanmış. Bu adam alır yürür kimse demedi. Bunu diyenler kim? Ali Babacan iyi diyenler kim? İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, işte muhalefet partileri. Ya bu da benim şahsi kanaatim. Ali Babacan yarın siyasi bir hamleye girecekse, ki görünen o girecek, AK Parti'den çok fazla oy alamaz. Peki. Ben o zaman bugün Aytunç Bey'de yokken biraz daha fazla konuşmak istiyorum. Evet. Doların 5.75 civarlarında seyrettiği, artık insanların evet. da buna alıştığı, ister istemez ya da kabullendiği, alıştığı demeyelim de mecburen kabullendiği bir dönemde, ekonomik verilerin de çok da iyimser olmadığı bir zaman diliminde sizce vatandaş bir siyasi duruş ya da iyi bir lider duruşu mu bekler? Yoksa kendilerini bu ekonomik buhrandan, tırnak içerisinde de bu cümleyi söylemiş olayım, ekonomik buhrandan kurtaracak birisini mi bekler? Onun için ekonomiyi düzelsin benim için kafi midir? Yoksa ben aynı zamanda bir lider de arıyorum derler mi? Derler. Bence demezler. Neden? Çünkü insanlar evine götüreceği ekmeğin nafakasının derdindedir. Düşer. Evet. Doğru. İyi lider profilleri çıkıyor bahsettiğinizde, ama ekonomi kötüye gittikten sonra işte bir kıyasa gidebilme durumu da olabilir.
Çünkü Ali Babacan benim dönemimde şunu kullanabilir. Yani ya da Cem Uzan ya da Fatih Erbakan babasını örnek gösterebilir. Onun ekonomik modellerini sunabilir. Yani insanların bence şu anda tek gündem maddesi işte bahsettiğiniz evet Barış Pınarı Harekatı tüm Türkiye'yi ilgilendiren dünyaya karşı durduğumuz bir olay. Bunlar evet önemli mevzular ama insanlar yani evine götürecek. Yani beklerdik yani. Bunlar evinin ayrı bir mevzu ama bu insanlar evine götüreceği ekmeği düşünmez mi sizce? Metin Bey, herkes ama herkes evine götüreceği rızkın peşine düşer ve bekler. Şimdi kim bugüne kadar çoğu insan vaatlerde bulundu. Doğru muyum? Doğru. Yani çoğu insan da kandırıldı. Mesela en barizi Titan zincirleri, tosuncuklar, işte Bitcoin, Ayşe falan filan derken insanlar sürekli mütemadiyen ekonomi noktasında dertli ve muzdarip. Evet. Çünkü herkes rızkının peşinde ve inanıyorlar yani. Şimdi güçlü lider niye güçlüdür? Söylediklerini inandırır. Ali Babacan istediği kadar ben bunu yapacağım desin. Onun duruşunda bir güçlü bir vizyon yoksa sen bu halkı inandıramazsın. Necmettin Erbakan, düzeltiyorum. Ecevit artık 99'lu yıllarda Abdullah Öcalan'ın yakalanmasıyla evet. beraber yaptıklarımız yapacağımızın teminatıdır dedi ki yaşlıydı artık. Doğru. Çok güçlü bir lider profilde çizmiyordu. Doğru. Ama insanlar Necmettin Erbakan, Ecevit'i tercih etti. Neden? Çünkü o cümlesinden de. Neden? O zaman Tayyip Erdoğan yoktu. Şu anda var ama ekonomi... O zaman karşısında Tayyip Erdoğan gibi bir lider yoktu. Bakın biz Türkiye Cumhuriyet tarihine baktığımız zaman çok siyasetçi gördük. Çok siyasetçinin hayatında okuduk. Atatürk'ten Recep Tayyip Erdoğan'a kadar. Güçlü profil çizen kaç tane lider var diyebilirsek? Atatürk, Menderes, Turgut Özal, Necmettin Erbakan. Recep Tayyip çok güçlü bir liderdi. Onu da saatlerce konuşabilirim. Evet. Ve Recep Tayyip Erdoğan. Ortağı sattı. Ve Recep Tayyip Erdoğan. Şuna geleceğim. Süleyman Demirel'ler, Ecevit'ler, işte Mesut Yılmaz'lar gelmiş midir? Tansu Çiller iz bırakmış mıdır? Bırakmıştır. İz bırakmak ayrı bir şeydir. Güçlü bir profil olmak çok ayrı bir şeydir. Şimdi şöyle, Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider karşısında mızmızlık yapamazsınız. Yapamazsınız yani. Onun için bir kitleyi arkanızdan götüremezsiniz. Organizatör olmak çok başkadır, kitleyi arkanızdan götürmek çok başkadır. Kitlelere hitap etmek çok başkadır. Bu sebepten ötürü insanları etkileyebilmenin en büyük nedeni lider olmaktan geçer. İstediğin kadar beyin olabilirsin. Üniversitelerimizde yüzlerce, binlerce ekonomist beyin yatıyor. O zaman herkes siyasete girsin. Ahmet Davutoğlu'na bu fırsat verildi mi? Verildi. Şimdi ona geleyim. Verildi. Ahmet Davutoğlu iyi bir lider miydi? Kesinlikle değildi. Yazdığı kitabı çok iyi bir stratejist, çok iyi bir analistçi, çok iyi bir beyin. Ama o kağıtta olan uygulamada olmuyor. Kusura bakmasınlar. Yazdıkları ya uygulaması farklı diyor. Tabii ki öyle. Tabii doğru. Ya biri değil. Yani lider olmak çok başka bir şey. Makina mühendisi olup inşaat mühendisi olup çok iyi bir lider olabilirsiniz. Biz lider mi arıyoruz yoksa bir... Biz lider arıyoruz. Sizce? Lider olur, özür dilerim. Lider olur. Ekibini iyi kurar ve ülkeyi yönetir. Mevzu ben budur. Burada, bu işletmelerde de böyledir. Size çok fazla katılmıyorum. İyi bir lider aranıyorsa hakikaten şu anda mevcut Cumhurbaşkanı Erdoğan o profili, bahsettiğiniz profil noktasında önemli bir yerde. Evet. Ama geldiğimiz noktada işte ekonomik verileri gördüğümüzde, dış politikayı gördüğümüzde siz dış politikamızı beğeniyor musunuz? Şöyle, ben dış politikamızı gayet iyi beğeniyorum. Neresini? Türkiye tarihinde yaşanabilecek dünya, yani şöyle söyleyeyim, son zamanlarda yaşanılabilecek en kaos 2. Dünya Savaşı'ndan sonradan bahsediyorum. Türkiye için mi, dünya için mi? Dünya için. Dünyada büyük bir kaos var. Dengeler değişiyor. Türkiye ben de varım diyor. Bu var olma mücadelesinin sorunu zaten. Yoksa Suriye'den bana ne dersen, gel kardeşim ona bana ne dersen, buna ne dersen, yan gelip yatarsın. Bu mevzuyu biz 20 yıl sonra anlayacağız Metin Bey. Bu bugünün mevzusu değil ki. Bugünkü yaşadığımız sıkıntıların meyvelerini 20 yıl sonra çocuklarımız yiyecek. Ben bunu iddia ediyorum. Peki. Yener Bey ile devam edeceğim.
Yener Bey, Yunus Bey'in de konuşmalarını takip ettiniz. Şimdi özetle Yunus Bey'in söylediği bir lider profiline ihtiyaç var. Ali Babacan'da bu yok, Ahmet Davutoğlu'nda bu yok. İşte diğer kişilerde bu yok. İşte Tayyip Erdoğan. Fatih Erbakan da var, genç, daha genç Fatih Erbakan'ın biraz pişmesi lazım. Yani Cem Uzan vesaire, neyse. İbrahim Bey'in de konuşmaları içerisinde zaten işte bahsettiği kısımları az önce de takip ettik. O da AK Parti'nin bir revizyona gitmesi gerektiğini, yoksa işinin zor olacağını söyledi. Evet. Yani ekonomik verileri özetle düzeltmesi gerektiğini. Ben de katılıyorum. Eğer düzeltin... Revizyona gitme noktasına ben de şimdi katılıyorum. O zaman bir daha siz de devam etmek zorundayız. O kadar şey söylediniz ama sonra revizyona. AK Parti'nin... Biz tablonun bu şekilde olacağını öngörerek Ali Babacan'ın bir şeyler yapamayacağını konuşuyoruz. AK Parti'de revizyon şart. Bakın geçen hafta da konuştuk. Geçen hafta da konuştuk. Bugün yapamazsa? Tayyip Erdoğan tek başına... Ekonomik veriler böyle devam ederse? AK Parti'siz Tayyip Erdoğan'sız AK Parti çok farklı bir oy alır. Bunu göz ardı etmemek lazım. Peki. Siz neler söyleyeceksiniz? Ben değerli arkadaşlarım İbrahim Bey ve Yunus Bey'in diyebilirim ki fikirlerine %90 itibariyle katılmıyorum. Tam tersi düşünüyorum. Sizin fikrinize iştirak ediyorum. Türkiye şu anda bir lider aramamaktadır. Türkiye kendisini kurtarabilecek, tıpkı AK Parti'nin iktidar olduğu 2002 yılındaki gibi bir kadro aramaktadır. Artık lider sultasından kurtulmak istemektedir. 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara gelirken bizatihi şu anki Cumhurbaşkanımızın, o zamanki AK Parti Genel Başkanı'nın ifade ettiği husus da buydu. Biz liderler sultasını devirerek yeni bir parti kuruyoruz. Bizim artık o zamanki Saadet Partisi'nde siyaset yapma imkanımız bitmiştir. Biz bu gömleği üzerimizden çıkarıp lidere dayanan bir politika ve siyaset yapmayacağımız için, tek lidere dayanan bir politika yapmayacağımız için bu hareketi başlattık demiştir. Nihayetinde 2010'lara kadar da o başarı o lider kadroyla 2008-2009 2010'lara kadar devam evet. etmiştir. Bunu bizatihi şu anki işte gerek İbrahim Bey'in gerekse Yunus Bey'in söylediği lider Sayın Recep Tayyip Erdoğan ortaya koymuştur. Bizim altyazımızda yeni partiler başarılı olur mu? Soru işareti bu. Olur mu? Cevap, el cevap olmaz. Niye olmaz? Onu açıklayayım. Şimdi öncelikle ben Ali Babacan'dan başlamak istiyorum. Yani Ali Babacan'ın Fatih Ataylı ile olan programını izledim. Program hakkında birçok yorum ve yazı da okudum. Geneli itibariyle Sayın Ali Babacan, Türkiye'de 2002 yılından beri Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurulduğu tarihten bugüne kadar olan yaptığı fiili yanlışlıklardan bahsetti. Ekonomik yanlışlıklardan bahsetti. Türkiye'nin hukuktan uzaklaşmasından bahsetti. Türkiye'nin özgürlüklerden ve Avrupa Birliği uyum sürecinden uzaklaştığından bahsetti. Netice itibariyle Türkiye'nin medeni ülkelerden uzaklaştığından daha çok bahsetti. Aslında kendisi bir ekonomisttir. Ekonomisten fazla, yani insanların kendisinden duymayı istediği cümlelerden, duymayı istediği sözlerden daha fazla Türkiye'nin şu anda yaşadığı hukuk dışılığından daha çok konuştu. Ve sayın değerli arkadaşlarımın da bahsettiği gibi kendisi bir lider olmaktan ziyade, bu partinin bir lideri olmaktan evet. ziyade kendisi bu partinin bir sözcüsüymüş gibi konuştu. Ve Ali Babacan'ın şu anda kendisinin net bir şekilde bir kadrosu da yok. Elle tutulur bir kadrosu yok. Yani kendisi dışında şu kadroyu ben ileri sürüyorum diyebileceği ve insanların hasretle, özlemle sarılabileceği bir kadro ileri süremiyor. Abdullah Gül'den bahsediliyor. Abdullah Gül'le sık sık görüşmüş olması Abdullah Gül'ün o partiye katılacağı manasına gelmez. Abdullah Gül'ün bundan önce yaşanan tüm siyasi süreçlerde de görüldüğü gibi ne kadar garantici ve pragmatik bir insan olduğu açık ve net halkın huzurunda bellidir. Abdullah Gül risk gördüğü yere girmez. Yani hazıra konmak ister. Hep öyle davranmıştır zaten. Netice itibariyle de Ali Babacan'la da Cumhurbaşkanlığı yapmış bir ismin, hele Abdullah Gül gibi bir ismin birlikte yola çıkacağına inanmıyorum ben. İkinci isim olarak Sayın Ahmet Davutoğlu söyleniyor.
Ahmet Davutoğlu biliyorsunuz bu şehir üniversitesinin kurulmasında da başhatlardan birisidir. Yönetim kurulu üyesidir. Şehir üniversitesi kendisi parti kurma hareketlerine giriştikten sonra şehir üniversitesine kamu kredilerinin tamamı geri çağrılmıştır. Ve şu anda kayyuma devredilme aşamasındadır. Bu da gerçekten çok acıdır. Şehir üniversitesinde öğretim görevlisi arkadaşım var benim. Hakikaten şehir üniversitesi vakıf üniversiteleri içerisinde diyebilirim ki Türkiye'nin en kaliteli eğitim veren gerek öğrenci kalitesi açısından gerekse eğitim akademik personel açısından çok iyi bir okuldur. Çok kaliteli, kalburüstü bir okuldur. Böyle bir okulun bu şekilde siyasi emellerle, bu şekilde kredileri geri çağırmak yöntemiyle bu hale düşürülmesi hakikaten yanlıştır. Umarım bu yanlıştan dönülür diyorum. Benim Sayın Davutoğlu'nda ve Sayın Ali Babacan'da en fazla eleştirdiğim nokta da şudur. Ortaya bir problem koyuyorlar. Diyorlar ki Türkiye'de şu 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 problemler vardır. Bu problemler şu mikro nedenlerden, şu makro nedenlerden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla problemlerin fiilleri ortada, öznesini ifade etmekten korkuyorlar. Türkiye'de bu fiillerin, yanlış yapılan fiillerin öznesini net bir şekilde ifade edecek cesarete sahip değiller. Yani sizin bu söylediğiniz her şeyin, problemlerin başatı Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu insandan ayrılarak yeni bir harekete giriyorsunuz siz. Fakat Fatih Altaylı'nın programında yaklaşık 1 saat 59 dakika sürdü. Banttan da izledim tekrarını. Bir tek yerinde Recep Tayyip Erdoğan ya da Cumhurbaşkanımız ya da eski başbakanımız cümlesi dahi geçmedi. Böyle bir şey olabilir mi? Siz bir problem ortaya koyuyorsunuz, o problemleri sayıyorsunuz. Bu problemlerin müsebbibini ortaya koymaktan ama o zaman Ahmet Davutoğlu durumuna düşmez mi? Ahmet Davutoğlu da çıkıp şey söyledi. Ahmet Davutoğlu da açık bir şekilde şunları işte anlatırsam dedi. Yer yerinden oynar minvalinde açıklamalar yaptı ve insanlar tepki. Sen o dönemde başbakan değil miydiniz diye. Bu karnından konuşmaktır. Bu cesaret değildir. Aslında bana katılıyorsunuz ha Yener Bey. Yani Türkiye'de bu cesareti gösterecek muhalefete ihtiyaç vardır. Bu yolu açacak muhalefete ihtiyaç vardır. Sayın Cumhurbaşkanı eleştirilemez değildir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanlış yaptığı şeyler olabilir. Ama şimdi şöyle bir bunu olay var. Bir yani şekilde o insanların işte ifade etmesi eleştirdiğinde o zaman niye 13 yıl bakanlık yaptın diye söylüyor. Eleştirmediğinde niye eleştirmediğin gibi bir cümle şimdi ortaya çıkıyor. Şimdi de onlar söyleniyor. Şimdi de niye 13 yıl bakanlık yaptın deniliyor. Denilmiyor mu? Şimdi de deniliyor. Ama onu söylemek basiretinden dahi bunlar mahrum 13 yıl bakanlık yaptın, niye yaptın diye kimseyi duymadım ama. Şimdi ben problemin öznesini açık bir dille, samimiyetle ve dürüstlükle ifade etmedikçe bu partilerin bir başarı kazanabileceğine inanmıyorum. Bu işin birinci boyutu. Bir de ikinci boyutu var. Böyle şöyle bir, yani belki bu çok büyük bir şey olacak, iddia olacak ama benim şöyle bir iddiam da var. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçim sistemi, Türkiye'deki parlamenter seçim sistemi ve dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığı'nın seçilmesi konusunda ondan sonra Bakanlar Kurulu'nun kabinenin seçilmesi konusunda çok büyük değişiklikler yapıldı. Yani milletvekili artık bakan olamıyor. Ya dışarıdan bakanlar atanıyor ve bunu Cumhurbaşkanı atıyor. Ali Babacan bunu değiştirecek. Parlamenter sisteme döneceğim diyor. Şunu söyleyeceğim ben. Ben bir şekilde bu yapılan yeni parti oluşumlarının aslında denetim ve gözetim altında yapıldığını, bunların ilerleyen süreçte şu anda AK Parti'nin özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yaşanan süreç, KHK'lılar, ekonominin kötüye gitmesi ve benzeri bunun gibi muhalefetin dillendirdiği söylemler nedeniyle karşı tarafa giden bir çok büyük bir oy kitlesi var. Bu oy kitlesinin içerisinde Türkiye'de %52 oy almış bir partiden ve dolayısıyla %52 oy verilmiş bir liderden bahsediyoruz. Kesinlikle bunda çok büyük kopmalar olduğunu ayan beyan ortadadır. Bu kopuşların karşı tarafa, karşı taraftan kastım burada Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, aslında İyi Parti de oraydan artık çıkmış gibi gözüküyor ve Halkın Demokrasi Partisi, HDP. Bunlara kayışını önlemek için buradaki küskünlerin Babacan'ın ve Davutoğlu'nun partisine kaydırılarak AK Parti'nin sonuçta
yine hiçbir şey kaybetmeyen bir parti olmasını sağlamak düşüncesi olduğu kanaati de var bende. O zaman Tayyip Erdoğan müthiş bir deha. Organizasyonları yaptığına bilemiyorum göre. Bilemiyorum yani bunu öyle da düşünüyorum ben. Ben de tam şunu düşünüyorum. Yani mesela, böyle bir ihtimali de değerli halkımızın mutlaka cebinde tutması gerektiği kanaatindeyim. Böyle bir şey yok. Çünkü büyük bir kopuş var. Artık Adalet ve Kalkınma Partisi seçmen tutamıyor. Tayyip Erdoğan'ı kendi kişisel becerisinden, kişisel liderliğinden kaynaklanan şeylerin dışında işte insanlar da sizin de ifade ettiğiniz gibi ekonomisinin kötüye gitmesi gibi sebeplerden dolayı artık çok fazla kredi vermiyorlar Sayın Cumhurbaşkanımıza. Şimdi Davutoğlu'nun, değerli İbrahim Bey'in de ifade ettiği gibi seçmen kitlesi ve Babacan'ın seçmen kitlesi farklı seçmen kitleleri. Evet. Özellikle Davutoğlu'nun muhafazakar Türkler ve muhafazakar Türkler daha yakın. Ali Babacan'a yakınlığından ziyade. Bir daha alalım. Muhafazakar Türklerle muhafazakar Kürtler. Evet. Evet. Ayrıca denildiği gibi FETÖ mağdurları ve AK Parti'den kopanlar. AK Parti'den Davutoğlu'nun lehine kopanlar. İkincisi ise Babacan daha çok liberal muhafazakarlara hitap ediyor. Ve liberal sağ ve bir noktada liberal soldan da oy alacak. Yani liberallere hitap ediyor. Evet. Yani ama, yani hani sol görüşlü liberaller. Tamamen liberal bir profil çiziyor o zaman. Çünkü daha eğitimli, işte böyle daha burjuvaziye, daha eğitimli kesime hitap eden bir aurası var. Bu nedenle oradan da AK Parti'den kopuşların bir gelecek bir oy kitlesi var. Birkaç konu söylendi. Ben onlara cevap vermek istiyorum. Yani daha doğrusu benim farklı düşündüğümü ifade etmek istiyorum. Yeniden Refah Partisi'nin Türkiye'de, Türkiye'nin siyasi pastasında hiçbir yeri yoktur. Milli Görüş'ün yuvası benim kalınca Saadet Partisi'dir. Daha önce de bunun bu filmi biz izledik. Milliyetçi Hareket Partisi, Sayın Türkeş'in oğlu Milliyetçi Hareket Partisi'ne karşı bir oy parti kurdu ve kapatmak zorunda kaldı. Yeniden Refah Partisi'nin, bu benim kanaatim, kimse saygısızlık olarak algılamasın. Yeniden Refah Partisi'nin Türkiye'de bir seçmen kitlesine sahip olacağını düşünmüyorum. Ya bu bir de bunun, Türkiye'de bu ne kadar muhafazakar seçmen? Bu kadar muhafazakar seçmen yok zaten. Sorun orada işte ya. Yani doğru söylüyorsun. Yani bunu bu kadar parçalamanın, kimseye var yani. Şeye benzedi o zaman. Yine bir özür dilerim. Yeri gelmişken bizim köyde 100 tane oy vardı. 6 tane muhtar adayı vardı. Yani hepsi sık. Şimdi bunun gibi bir şey mi oldu? Mevcut eski muhtarla devam edildi yani. Kısa bir şimdi şey istiyorum. Sözüm peki. Bu Cem Uzan'ın bir kere halkın nazarında, Türk insanının nazarında sağcısı, solcusu, liberali kim olursa olsun muhafazakarı hiçbir kredisi yok yani. Cem Uzan'ın aslında öyle denilen ismini, bir dönemde %7,5 almış bir insandan bahsediyoruz. Evet. O saltanat bitti artık ya. Türkiye'de artık her öyle malın bir alıcısı yok. Var bu memlekette, rahat ol. Her malın bir alıcısı var. Yani ben, bir de olsa, iki de olsa öyle olabilir. Düşünüyorum. Bir de bu şeyin, ben İbrahim Bey'in Büyük İsrail projesiyle Büyük Orta Doğu projesinin eş zamanlı olarak yürüdüğü ve dolayısıyla o zamanki Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da BOP eş başkanı olarak İspanya'da İspanya Başbakanı'yla birlikte yürüttüğü konusunda ben kendisi AK Partili olduğu için bunu söylüyorum. Evet. Yani bu cesaretinden dolayı tebrik ediyorum. Çünkü Büyük Ortadoğu tarihsel bir gerçek. Büyük, yani bakın o dönem itibariyle ama Büyük Ortadoğu projesi varlığı hep söylenilen ama İsrail projesine üstelik bir tutuyorsunuz. Yani dolayısıyla bir zamanlar Sayın Erdoğan'ın Büyük İsrail projesine hizmet ettiğini söylüyorsunuz. Eğer söz geçecekse ben onu izah edeyim. Teşekkür ediyorum. O zaman ben sözü almış ve devam etmiş olayım. Yunus Bey bir şey söyleyecekti. Bu önemli bir konu. Şimdi bakın, Büyük Orta Doğu projesi, BOP eş başkanlığı konusu resmi olarak tescillenmiş isimlerdir. Bunlar ezbere konuşulmuş isimler değil. BOP'un Büyük Orta Doğu projesi olarak tescillenmiş olmasının asıl nedeni Amerika'nın ve Avrupa ülkelerinin bölgedeki, Orta Doğu'daki hegemonyalarını bir şekilde netleştirmek, geliştirmek. Tabii Amerika'nın Orta Doğu'da yer almasının sadece petrolle alakası olmadığını, yani 7 yaşındaki insana da sorsanız bilecek durumdadır. Burada birkaç hususu da ben değinerek toparlamış olayım. Şimdi lider mi, uzman mı?
Hemen Anasolmeh hükümeti döneminde Kemal Devriş'in ithal edilip getirildiğini hepimiz biliyoruz. Ve gerçekten ekonomide de ciddi bir disiplini sağladı mı Kemal Bey? Sağladı. O zaman ekonomist ararken, yani illa lider olmasına gerek yok. Ekonomisti dışarıdan da getirirsin, bir şekilde disipline edersin. Çok içeriden geldi ama bu sefer ekonomistimiz ya. Yani toparlayayım. Aileden geldi. Yani aileden mevcut. Geldi. Aileden geldiği için de sıkıntı oluşturdu. Şimdi onda bir revizyon yapılabilir diye ümit ediyoruz. Şimdi burada şunu açık yüreklilikle konuşmak lazım. Ali Babacan'ın AK Parti'nin ayrılış nedeni nedir? Söyleyeyim ben. Yiğit Bulut diye bir adam vardı, biliyorsun, böyle bir evet. Yantilini saçlı bir adam. Evet. Yine var. Yine var mı yok mu bilmiyorum. Şeyde danışman. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Ali Babacan'ı, o zaman ekonomiden sorumlu bakan, Ali Babacan'ı Yiğit Bulut'la yüzgez etmesi, ona muhatap kabul etmesi dolayısıyla Ali Babacan küstü ve ayrıldı. Ali Babacan küstü ve ayrıldı siyasetten o dönem için. Ondan sonraki çeşitli ilişkilerle de tekrar transferi mümkün olmadı. Ama asıl mesele orada şahsi bir meseleydi. Yiğit Bulut'la olan meselesiydi. Bakın bugün Süleyman Soylu'nun Berat Albayrak'la sıkıntıları bir ara konuşuldu. Ama evet. İkisi de dik durdu. Şu an ikisi de AK Partili. Devam ediyorlar. Ama Ali Babacan bir şekilde terk etti. Abdullah Gül ile Ali Babacan'ın görüşmesi diye ifade ettiniz. Ali Babacan ile Abdullah Gül sürekli istişare eden ve sürekli olayı götüren isimler. Yani Abdullah Gül bugün geri duruyorsa belki kurucular kuruluna yer almayacak. Ama Abdullah Gül ilk fırsatta ne olacak? Cumhurbaşkanı adayı olarak karşınıza çıkacak bu sistemde. Tabii. Halkın nazarında herhangi bir itibarı yok ki. Yani bu size göre yoktur, bana göre yoktur. Ahmet'e göre vardır. Ben biraz evvel bir cümle söyledim. Her malın alıcısı vardır bu memlekette. Rahat ol. Bunun ötesinde şimdi yeniden Refah Partisi'nin çok farklı bir söylemi var. Bakın. Genel kongrede onu da seyretme fırsatım olmadı. Bir kısmen seyrettim ama bir cümle çok dikkatimi çekti. Ürettiğin kadar değerlisin. Bakın bu aslında rahmetli Erbakan'ın sözü. Bu ne demek? AK Parti'nin sözleri bunlar. Yani şu an AK Parti bu söyleme devam ediyor mu etmiyor mu bilmiyorum ama ürettiğin kadar değerlisin cümlesinin altında ne yatıyor? Üreteceksin demektir. Üreteceksin, ürettiğin kadar da gerek dünya konjüktüründe gerek bölgesel konjüktüründe yer alacaksın. Evet. Dolayısıyla Yeniden Refah Partisi'nin ekonomik, sosyal, kültürel öngörüleri eğer söylemler olarak, net olarak kamuoyunun önüne çıkarsa muhakkak bir algı oluşturacaktır. Şimdi Saadet Partisi Milli Görüş'ün kalesidir cümlesine ben iştirak etmiyorum. Saadet Partisi'ndeki milli görüşçülerin bir kısmını, ki buna isim isim de sayabilirim. Genel olarak tabii yerini söylemiyorum. Hepsini Saadet Partisi'nden gönderdiler. Rahat ol. Şu an Saadet Partisi'nde milli görüşçü vardır muhakkak. Saygı duyuyorum. Hatta orada da biliyorsun bir tane danışman da Elazığ kardeşimiz. Yani her partide elhamdülillah bir tane Elazığ var. Orada da bir profesör kardeşimiz. Evet. Danışmanlık olarak devam etmektedir. Şunun için söylüyorum. Yani milli görüş aslında kimsenin tek elinde değil. Ben de sık sık söylüyorum AK Parti içerisindeki milli görüşçü benim diyorum. Ben milli görüşçüyüm diyorum. Yani milli görüşçüyü bir partiye hapsetmek yanlış. Milli görüş çünkü bir dünya görüşüdür. Dünya görüşü olması hasebiyle bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bir milli görüşçüye rastlayabilirsin. Veya işte AK Parti'de de veya bir Milliyetçi Hareket Partisi'nde de milli görüşçüye rastlamak mümkündür. Dolayısıyla bir partinin tek elinde tutmamak lazım. Peki. Teşekkür ediyorum. Yunus Bey, sizin ekleyeceğiniz var mı? Şimdi İbrahim Bey'in sözlerinin üzerine eklemek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir milli görüşçüyü görmek bence mümkün değil. O zaman o milli görüşü anlamamıştır bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde. Vardı bir ara Mehmet Bekaroğlu. İşte o milli görüşten çizgiden belki de farklı olan. Şimdi az önce Türk siyasi liderlerinden bahsederken çok önemli bir ismi unuttum. Yayındayken şu an aklıma geldi. Alparslan Türkeş. Allah rahmet eylesin. Muhsin hakikaten Yazıcıoğlu, Muhsin Yazıcıoğlu, Alparslan Türkeş gibi de çok büyük devlet adamlarımız oldu. Çok büyük bu devlete hizmet eden insanlar da oldu. Onu da yad etmeden geçmek istemedim. Onun dışında da Yeniden Refah Partisi ile alakalı ben de birkaç kelime söylemek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz AK Parti kurulduğu zaman Saadet Partisi ikiye ayrıldı. Milli Görüş ikiye bölündü. Sonrasında işte Erbakan Hoca vefat ettikten sonra Fatih Erbakan'ın süreciyle birlikte şu anda aslında AK Parti'nin içerisindeki milli görüşçüleri de dahil edersek milli görüşün siyasi arenada 3 partisi var.
Yeniden Refah Partisi'ni ben aslında bende kısmen de olsa bir heyecan uyandırdı. Çünkü öyle ya da böyle kabul edelim etmeyelim bir öz eleştiri yapıyorum. Yitirdiğimiz bazı değerlerimiz var bizim. Yitirdiğimiz değerlere sahip çıkacak ve bu ruhu canlandıracak bir ekip Yeniden Refah Partisi. En azından belki iktidar şu anda olamasa dahi iktidarı bu konuda iteleyecek bir parti, bir güç. Bu yönden dolayı ben Saadet Partisi'ni çok İbrahim Bey gibi Milli Görüş'te şu anda nitelendiremiyorum. Tabii ki içinde Milli Görüş'e ve Erbakan Hoca'nın izinden giden insanlar vardır ama Yeniden Refah Partisi'nin muhafazakar tarafta ciddi bir heyecan uyandırdığını ve uzun vadede siyasi arenada ciddi bir söz olabileceğini düşünüyorum. Bu benim şahsi kanaatim. Çünkü o kök, o maya var. Peki. O partide. Yener Bey. Ben unuttum söylemeyi. Bu Sayın Davutoğlu'nun kuracağı partide benim değerli arkadaşım Elazığ Barosu eski baro başkanı Avukat Adnan Demir de kurucular kurulunda olduğunu bana beyan etmişti. Çarşamba günü mü açıklayacaklar? Çarşamba partinin günü açıklanacağı söyleniyor. İsmini ve diğer bize şeyleri. Beyan ettiği gibi Elazığ'dan yalnız, bir evet. Değerimizin de orada yer alması tabii bizim için sevindirici bir şeydir. Ama bir özellik var. Bu açıklamayı nerede yapıyorlar? Abant'ta. Evet. Abant toplantıları herkesin kafasında bir şeyler oluşturur zannediyorum. Yani Zaman Gazetesi'nin Abant toplantılarını hatırlıyor musunuz? Evet. Metin Bey. Evet. Hani bütün kalbürüstü böyle entelektüelleri çağırıyorlardı. Yani. Orada yapılıyordu. Ben şimdi aklıma geldi. İnanın şimdi aklıma geldi. Daha önce söylediğinizde anlamamıştım. Yani özellikle seçilmiş bir yer. Özellikle Abant'ın seçilmesi hakikaten bence keşke seçilmeseydi. Evet. Peki ilk dilimi artık sonlandıralım. Bu arada birkaç mesajımız var. Onları da aktarmak istiyorum. Yener Bey diyor 45 bin kişiyle kongre yapmış bir Yeniden Refah Partisi var. Hangi gözle bakıyorsun ki göremiyorsun diyen bir izleyicimizin mesajı. Ya inşallah başarılı olurlar. Öncesinde bir mesaj daha var. Düşmanlıktan kaynaklanan bir şey değil bu. Bir taraftan sabun gibi eriyen AK Parti, diğer taraftan doğmamış partiler uzun uzun konuşuyorsunuz da bir yıldır kurulmuş teşkilatını tamamlamış 45 bin kişiyle ilk kongresini yapmış Refah Partisi'ni ve Sayın Erbakan'ı görmezden geliyorsunuz diye bir ifade var. İyi akşamlar. Ajanda ekibi Yiğit Bulut var mı daha acaba? İbrahim Bey'e de selam olsun. Fethi Deli Almanya'dan mesaj göndermiş. Almanya'ya. Kenarında köşesinde duruyor Yiğit Bulut. Ne yazık ki. Maalesef. Ama saçlarına daha az öyle sürüyor. Yani biraz asimile biraz olmuş da... gibi. Kamuoyunda tepkileri herhalde Cumhurbaşkanımız biraz gördü. Biraz geri plana çekti kendisini ama. Ekonomik tahminlerin hiçbiri tutmamış olduğundan olabilir mi sizce? Çünkü o TRT'de bir program yapıyordu. Tabii. Yiğit Bulut. İnanılmaz bir programdı. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Aydın Doğan'ın da damadı biliyorsunuz değil mi? Evet. O kadarını bilmiyorum. Evet. Aydın Doğan'ın damadı mı? Eski damadı. Eski damadı. Eski damadı. Tabii. Yunus Bey'e tek başına lider olayı bitti. AK Parti 2010 yılına kadar güzel işler başardı. 2010 yılından sonra gitgide bitti. Yunus Bey insanlardan kopuk konuşuyor. Kendine yer kapma peşinde. Nereyi kapatacaksın? Nereyi kapıyoruz acaba? Şimdi o ben bilmiyorum. Benim ben haberim yok. Kendine yer kapma için insanlar aç aç demiş. İki gençten biri işsiz, bir arayış içinde. Yeni parti kurulduğunda AK Parti biter diye bir mesaj gelmiş. Sayın Metin Bey, lütfen Avukat İbrahim Bey'e söyleyin. Ağzından çıkan sözlere dikkat etsin. Tutarsız konuşmasın. Reis hakkında geçmişte olmuş nahoş olaylar. Reis sevenleri... Ne demiş? Reise? Mesajları da ben yeni okuduğum için ben de sizle beraber şaşırıyorum. Devam edin bitirsin bari. Diyor ki dikkat hakkında. Etsin tutarsız konuşmasın. Reis hakkında geçmişte olmuş nahoş olaylar. Evet. Reis sevenleri üzer. Bunun için İbrahim Bey dikkat etsin demiş. Yani var olan ama hoş olmayan olayları söylemeyin konuşmayın diyor. Üzülmeyelim. Yani reisi belki o kardeşimden daha fazla seviyorum. Gerçekleri de burada söylemek görevimiz. Bakın AK Parti bir proje partisi olduğunu bizzat reisin kendi ifadesi. İlk 3 yıl içerisinde yaşadıklarını zaman zaman kamuoyuyla paylaşıyor. Zaman zaman da etrafındaki insanlar paylaşıyor. Ama ilk 3 yıldan sonra reis tamamıyla Türkiye'nin yönetimine etki edebilecek pozisyona geldikten sonra da bu sıkıntılardan kendi yönetimini de kendi idaresinde tasfiye etmeye çalışan bir lider. Yani şöyle desek tam olur değil mi? Nasıl? Köprüyü geçene kadar ayıya dayıya ayı dedim. Bakın ben Refah Yol Hükümeti'nden örnek verdim. Refah Yol Hükümeti bu ülkede çok güzel şeyler yapmış olmasına rağmen bu dengeleri kuramadığı için 11 ayda tasfiye edilmiş durumda.
Dolayısıyla reis bu örneği gördükten sonra belirli bir süreci en azından sessiz geçirmek suretiyle kendi etkinliğini oluşturduğunda Türkiye'nin yönetimini kendi düşüncesine uygun olarak dizayn etmek durumunda. Diyor ki az önce İbrahim Bey'in dediği gibi bir başka izleyicinin mesajı, bunu da aktardıktan sonra reklama gideceğim. Fabrika ayarları olmazsa Metin Bulut gibi milletvekilleriyle devam edilirse önümüzdeki seçimde mesaj geldiği için önümüzdeki seçimde Elazığ'ın çıkaracağı vekil sayısı 2'den fazla olamaz. Çünkü vekiller kendi menfaatlerine göre hareket ediyorlar diyen bir izleyicimizin de mesajını aktarmış oldum. Peki. Kısa bir ara verelim mi? İkinci dilim biraz daha heyecanlı olacak. Çünkü özellikle Eğitim Araştırma Hastanesi'ni konuşacağız. Evet. Burada da kısmen sular ısındı. Belki çok fazla kamuoyuna yansımadı ama bir hareketlilik de söz konusu. Onu değerlendirmenizi istirham edeceğiz. Kıymetli izleyenler, reklamlar sonra devam edelim. İkinci dilimde sizlerle beraberiz değerli izleyenler. İkinci dilimde konuşacağımız konu ise eğer vakit kalırsa iki tane konumuz var. Bunlardan birincisi Eğitim Araştırma Hastanesi meselesini biraz daha yabancı tabirle background'unu, arka planını konuşabilme fırsatını yakalayacağız. Neler yaşandı biliyorsunuz 31 Mart seçimleri öncesinde Şahin Şerifoğulları'nın lansman gecesinde değerli izleyenler. Şahin Şerifoğulları Zülfü Tolga Ağar'ın verdiği bir pusulayla Eğitim Araştırma Hastanesi'nin milli eğitime devrinin gerçekleştiğini duyurmuştu. Müjdeyi de Zülfü Tolga Ağar'ın adıyla aktarmıştı. Gelişen süreç içerisinde Şahin Şerifoğulları geçtiğimiz haftalarda 133. İl Başkanları toplantısında konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti ve bu mevzunun Elazığ kamuoyu tarafından merakla beklendiği, işte çözülmesini istendiğinden bahsetmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da derhal talimat verip konunun halledilmesini istemişti. Son gelinen noktada ise Metin Bulut, Elazığ milletvekili Metin Bulut bu konunun hallolduğunu kamuoyuyla paylaşmıştı. Asıl mesele işte bundan sonra başladı. Neler olduğunu, neler yaşandığını konuşalım isterseniz. Dilerseniz Yunus Bey siz de başlayalım. Ben biraz özetlemeye çalıştım Cemaziye'yle evveline. Neler yaşandığını aktarmaya çalıştım. Şimdi Haberkent gazetesinde bir manşeti vardı. Bu konuyla alakalı Zülfü Tolga Ağar, Metin Bulut ve Şahin Şerifoğulları'nın fotoğraflarıyla beraber kim halletti yönünde bir paylaşımı vardı. Neler oldu? Evet. Şimdi zaten siz aslında özetlerken konunun birçoğuna değindiniz aslında. Evet. Evet, Şahin Şerifoğulları proje tanıtım toplantısında biz de canlı yayınlamıştık Kanal 23 olarak. Orada hastanenin milli eğitime devredildiğini Tolga Ağar vasıtasıyla orada bir müjdesini verdi. Hatta salonda yanlış hatırlamıyorsam bir akış tufanı yer aldı. Aradan yaklaşık Mart ayıydı zaten bildiğim, hatırladığım kadarıyla. Şu an 12. aydayız. 9 aylık bir süreç geçmiş. Yani az buz bir zaman değil. Bu süreçte tabii neler oldu şunu söyleyeceğim. Ha oldu ha olacak, ha oldu ha olacak derken muhtemelen milletvekilleri sürekli bakanlara ve gerekli mecralara baskıyı uyguluyordu bu işin bitmesiyle alakalı. Özellikle bu konuda Tolga Ağar'ın sayın milletvekilinin çok ciddi bir uğraş içerisinde olduğuna bizzat şahit olanlardan biriyim. İlimiz için de çok önemli. Biliyorsunuz biz bunu daha önce programlarda konuştuk. Oradaki esnafın hali gerçekten işler acısı. Yani oradaki ekonominin bir an önce düzelmesi adına oradaki binaların bir an evvel faaliyete geçmesi gerekiyor. Kaldı ki o binalar güçlendirilmiş, bütün teknik altyapıları yapılmış. Milli servet yani. Ek binalar önce, yapılmış, çok ciddi paralar da harcanmış. Yintaş yani. Binası gözümüzün önünde hepimizin içinde kanayan yarasıdır. Evet. Terk edildiği zaman yıllarca terk edildi. En son çok kötü şeylerin yaşandığı,
bir bina haline gelmişti yani. Sonrasında da yıkıldı çok şükür. O hastanenin, o binalarının Yimpaş'ın kaderi gibi olmaması adına bir an evvel hızlı davranılması gerekiyordu. Kaldı ki siyasetçilerin bu konuda üzerine düşeni yaptığını ben düşünüyorum. Ama burada bir kargaşa oldu tabii. Hani bu işi siyasi olarak kim yaptı, kim etti muhabbeti geçti. Elazığ'da bir hafta aslında alt taraftan bunlar konuşuldu. Hasılı Şahin Şerifoğulları, geçen haftada kısmen bahsettim. Sayın Belediye Başkanımız orada müthiş bir özgüven göstererek Cumhurbaşkanı'na bunu arz etti, iletti. Cumhurbaşkanı da hemen talimatını verdi ilgili bakanlara. Bir dahaki toplantıda bu işin bitmiş olmasını bir fingini verdi yani oradaki bakanlara. Evet. Yani bu da demek oluyor ki bu süreç bitti. Yani Cumhurbaşkanı'nın çünkü bir son ağızdan, en yetkili ağızdan tek kelime edilmesi. Burada emeği geçen herkese bir kere teşekkür etmek lazım. Yani Sayın Tolga Ağar'a, Sayın Şahin Şerifoğulları'na, hakeza diğer vekillerimize, Metin Bulut'a, Sermin Balağa ve Zülfü Demirbağ'a. Yani bunlar elinden geleni yaptığını ben düşünüyorum. Ama burada öne çıkan bu işin bana göre şey olan aktörü Tolga Ağar'la Şahin Şerifoğulları'dır. Yani buranın Elazığ'a tekrardan kazandırdıkları için hasreten burada canlı yayında tekrardan kendilerine teşekkür ediyorum. Tabii AK Parti'de siyasi bir kültür ve siyasi bir ahlak var. Yani bir hizmet yapıldığı zaman veya neticelendirildiği zaman bunu Yener Bey mi yapmış, İbrahim Bey mi yapmış, işte Ahmet Bey mi yapmıştan ziyade genelde o işin yeri yer yer il başkanı açıklamasını yapar. Yer yer teşkilatta kim varsa o yapar. Yer yer milletvekili yapar. Hangi gazete manşet atmıştı? Haberkent gazetesi. Burada da bence bu sorunun cevabı böyledir. Yani siyasi bir kültürden kaynaklı bir cevaptır. Ben böyle düşünüyorum. Bunun dışında da oraların bir an önce faaliyete geçip işte milli eğitime devredildikten sonra hareketlenmesini canlı gönülden arzu edenlerden biriyim. Çünkü oradaki esnaflar... Şey mi diyorsunuz? Yani kimin hallettiği boşanmış. Çok fazla önemli değil mi diyorsunuz yoksa? Yok. Kimin hallettiği çünkü... tabii ki önemli. Çünkü şöyle bazı sorunlar vardır. Kanayan yara haline gelebilir. Doğru muyum? Yimpaş binası gibi örneklendirdim dikkatinizi çekerseniz. Kimin hallettiği benim için çok önemlidir. Çünkü burada çok ciddi emek sarf eden insanlar var. Tekrarlıyorum. Zülfü Tolga Ağar ve Şahin Şerifoğulları bu konuda çok ciddi bir emek sarf etmiştir. Özellikle bu işin son noktaya getirmesini Tolga Ağar vesilesiyle olmuştur ki Tolga Ağar bunu kamuoyunda çok açıklamadı. Şahin Bey'e jest yaptırdı toplantıda. Evet. Öyle hatırlıyorum. Eline not verdi. Şahin Bey açıkladı. Ve son noktayı yine Şahin Şerifoğulları koydu Sayın Başkan. Tabii ki bu işi kimin yaptığı önemlidir ama en önemli olan şey ise bu işin çözülmesidir. Memleketimizin bir binasının, bir hizmet binasının tekrardan kamuoyuna kazandırılmasıdır. Vatandaşların hizmetine kazandırılmasıdır. Önemli olan budur. Burada zaten gerekli siyasilerin, Gürsel Bey de dahil olmak üzere ben bu dönemde herkesin elinden geldiğini yaptığını düşünüyorum. Yani. Evet. Elinden gelen maksimum gayreti gösteriyorlar. İbrahim Bey, siz neler söyleyeceksiniz? Biraz özetlemeye çalıştım ama ama siyasetin de tabiatındadır. Yani bir işi takip eden vardır, işte sonuçlandıran vardır. Bir de kamuoyuyla paylaşan vardır. Şimdi bu işi kamuoyuyla paylaşan mı yapmıştır? Yoksa takip eden mi yapmıştır? Sonuçlandıran mı yapmıştır? Ya da hepsi de yapmıştır, bu şekilde lanse edilmemiş midir? Hülasa böyle bir çekişmeli durum da oluştu. Yani kimin yaptığı ve kimin açıkladığı biraz işte halk nezdinde de işte acaba bu işte az önce Haberkent gazetesinden bahsettik. Cümleleri de toparlamaya çalışıyorum. Haberkent gazetesi kim doğru söylüyor yönünde bir paylaşım yapmıştı. Bizim yapmış olduğumuz bir haber vardı. Süreci anlatmıştık. Siyasette böyle şeyler oluyor da siz de süreci değerlendirecek olursanız kimin yaptığı önemli midir yoksa işin olmuş olması mı önemlidir? Şimdi bunları konuşurken aslında iki tane maziden
hadise şu an gözümün önünde canlandı. Bir tanesi, geçmişte Elazığ'a 3-4 tane ambulans gönderilmesi meselesi vardı. Evet. Baktım, o dönemin milletvekili, yine AK Parti döneminde olan bir hadise. O günkü AK Partili milletvekili arkadaşlar kimse sırasıyla hepsi aynı gün medyaya da kamuoyuna da açıklama yaptı. İşte biz yaptık, biz ettik gibi bir algı o dönem itibariyle vardı. Bir de en son genel seçimler aklıma geldi. En sonki genel seçimlerde yukarı hastanenin yeriyle ilgili, aslında hastanenin yerini iyi konuşmak lazım. Niye? Çünkü gerçekten ciddi sıkıntıların oluştuğu bir bölgeden bahsediyoruz. Evet. Orayla ilgili o dönemki aday, şu anki milletvekili olan arkadaşların gittiği salon toplantılarında veya Sayın Cumhurbaşkanı geldiğinde, ki o dönem oranın muhtarının bir organizasyonu da var. Hayrettin Bey hatta gelirken bu konu konuşulacağı için beni de aradı akşam. Bak bunlar da bizim yaptıklarımız gibi. Tabii o dönem itibariyle orayla ilgili bir organizasyonun yapılacağı konusunda bütün milletvekili arkadaşların sözleri vardı. Çünkü oranın can damarının kesildiği bir durum söz konusu. Hastane kabul etsek de etmesek de bir başka bölgeye taşınıyordu. Hı hı. O bölgedeki ciddi sirkülasyon, gerek ticari gerek insanla ilgili sirkülasyon kesilmiş oluyordu. Tabii biz o dönem itibariyle ısrarla şunu söyledik. Muhakkak ve muhakkak insanımız için o bölgede bir hastanemizin poliklinik seviyesinde dahi olsa kalması lazım dedik. Evet. Niye? Çünkü hem o bölgedeki ekonomik döngünün sağlanması açısından önemliydi. Hem de gerçekten sağlık hizmeti alacak arkadaşlarımızın, vatandaşlarımızın ilk basamak dediğimiz, birinci basamak dediğimiz hastane hizmetlerini oradan alabilme imkanının sağlanması gerekirdi. Bu bir zaruretti. Hatta o dönem Recep Akdağ Bey, burayı Elazığ ziyaretinde de hatta merhum şey vardı, Araştırma Hastanesi'nin tıp hastane başhekimi. Evet, ismi aklıma gelmedi. Arkadaşımız, sayın rektörümüz de vardı. O toplantıda ben de söyledim bizzat. Muhakkak o bölgedeki şeyin muhafaza edilmesi gerektiğini. Vurulan başhekim mi? Vurulan başhekim. Allah rahmet eylesin kardeşimiz. Şimdi orada, çünkü önem arz ediyordu. Bakın, o dönem itibariyle yine hafızalarımızı yoklayalım. O hastane, her iki hastane için kapatılacağı kararı verilmiş olmasına rağmen her iki hastane için de trilyonlarca para, eski parayla, yeni parayla milyonlarca paranın da ne yazık ki harcandığını görüyoruz. Evet. Biliyorsunuz o SGK hastanesinin yeri sağlık koşuluyla tabii başka bir yere devredilemez. Ya hastane evet. olarak devam edecek ya da şu anki halide işler acısı tabii. Evet. Hatta bugün her iki hastanenin işler acısı. Bir iki sene öncesinde yenilediler. Eğitim Araştırma Hastanesi'ni bir iki sene öncesinde yenilediler. Ne yazık ki bakın. Ya madem bunu yapıyorsunuz bir de bu bakın, hakikaten önemli bu bir konu. Bu bahsettiğimiz rakamlar 1 trilyon 2 trilyon değil. Bakın onlarca trilyon paramızın ne yazık ki israf edildiğini, çöpe gittiğini o dönemin bürokratı arkadaşlarımızın yanlış kararlar sonucu böyle bir sonuca ulaştığını da görmeden geçemeyiz. Evet. Şimdi bugün ne durumda? Bugün o Yimpaş'ın binasındaki mezbelelik pozisyonun daha kötüsü şu an hastanede var mı? Var. Hatta muhtara sordum Hayrettin Bey'e. Teşekkür ediyorum kendisine. Gerçekten orada işte uyuşturucu kullananlar, hatta çok özür diliyorum, çok kötü işler yapanların meskeni olmuştu Yimpaş binası. Burasında da aynı şeyler var mı? Evet, aynı şeyler burada da şu an var diyor. O yüzden bir an evvel buranın o mezbelelikten kurtulması lazım. Evet. Şimdi ben tabii şeye takılmıyorum. Yani siyaseten yapılan açıklamalara katılmıyorum. Değerli kardeşim öngördüğü şeyleri, yaşadığı şeyler, işte Zülfü Tolga Ağar Bey'in artı Şahin Bey'in yaptıkları, ki Şahin Bey biraz evvel arka ekranda da gösterdiler. Hatta bu cumartesi biliyorsunuz Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı arkadaşımız Elazığ misafiri. Köken itibariyle de annesi Elazığ kökenli. O da bir açılışla beraberdik. Orada şunu söyledi. Sizin başkanınız, yani Şahin Bey kastediyor. Şahin Bey de yanımızda oturuyor. Ben de onun yanında oturuyorum. İfadesi şu. Şahin Bey Cumhurbaşkanı'ndan söke söke iki yeri aldı. Evet. Bu ifade tabii beni gerçekten memnun etti. Niye memnun etti? Çünkü bir belediye başkanı olan kardeşimizin, hatırlayın bundan bir süre önce İdris Alan başkanımızın Sayın Binali Bey'e çıkışı gerçekten o dönem itibariyle ciddi bir yankı bulmuştu. Yani evet. Nedir? Cesaretli adımlar olarak ifade edilmişti. Şimdi Şahin Bey'in de bu cesaretli adamının
Yani belki süreç uzayacaktı, belki biraz daha gecikecekti ama daha hızlanmasına vesile oldu. Ve bugün gelinen nokta itibariyle de iki yerle ilgili, gerek hastanenin yeri, gerekse karayollarının eski lojmanların bulunduğu yerin inşallah çözüme kavuşabileceğini umut ediyoruz ki inşallah da oldu diye düşünüyoruz. Tabii siyasette bir saat çok uzun bir zamandır. Son dakika golü yemek yememek meselesi vardı. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatını da kimsenin göz ardı etmeyeceğini düşünüyorum. Biraz da şunu söylemek istiyorum. Yani burada emeği geçen hangi arkadaşımız varsa, en basitinden en ücrasına kadar bütün arkadaşlarımıza bir Elazığ olarak teşekkür ediyoruz. Çünkü neticesinde iki tane önemli yerin Elazığ'ın hizmetine kazandırılmış olması, betonlaşmadan kurtarılmış olması Elazığ için önemli bir adımdır. İşte Tolga Bey'in katkısı vardır. Şahin Başkan'ın sağ olsun son manevrası vardır. Muhakkak Metin Bey'in ve diğer milletvekili arkadaşlarının da katkısı vardır. Neticede birlik ve beraberlik içerisinde, hatta Yunus kardeşim dedik, belki Gürsel Bey'in de bu hususta katkısı olacaktır. Bilemiyoruz ama neticesi itibariyle bütün arkadaşlarımızın el birliğiyle bu hizmeti Elazığ'a taşımış olmaları veya taşıyor olmaları bizler Elazığlı olarak bizleri sevindiriyor. İnşallah bu birlik beraberliği bundan sonra işte SGK binası da çözüldü diye umut ediyoruz, biliyorsunuz. Orası da belediyeye devredildi. Yani ben hep söylüyorum, iki cami arasının artık temizlenmesi lazım. Niye? Çünkü her şehrin bir şeyi vardır, kimliği vardır, bir kişiliği vardır, bir ruhaniyeti vardır. Bu kişiliği, kimliği, ruhaniyeti sağlayacak özellik de nedir? Bu bölgelerin muhakkak geniş meydanlarla, kullanışlı meydanlarla, modern meydanlarla, Elazığ'a yakışır bir kültürle Elazığlı kardeşlerimizin hizmetine sunulmasıdır. Bu nedenle emeği geçen herkese ben de teşekkür ediyorum. Yener Bey, siz konuyla alakalı söyleyecekleriniz? Yani hakikaten bence de başarıdır Sayın Belediye Başkanı için. Elazığ'a bir katkıdır. Yani oranın Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devrinin sağlanması ve sigorta il binasının belediyeye devrinin sağlanması. Ben de tebrik ediyorum emeği geçen bütün siyasileri. Ayrıca gördüğüm kadarıyla Kapalı Çarşı'nın restorasyonu da onunla alakalı şeyler, reklamlar gördüm. Orayı da yapacaklar. O da çok büyük bir kazanç. Çünkü Elazığ Kapalı Çarşısı biliyorsunuz türkülere dahi konu olmuş. Ve Elazığ'ın tanınan bir yüzüdür. Oranın hak ettiği değeri görerek restore edilmesi, inşallah iyi bir restorasyon şeyi çıkarılmıştır. Projesi çıkarılmıştır, öyle ümit ediyorum. Ben görmedim ama başarılı bir proje olduğunu söylüyorlar. Tebrik ediyorum. Şimdi bir de ikinci konumuz iki Elazığ'la alakalı gündem. Aslında bu biraz daha farklı. Elazığ'la Malatya arasındaki bir gündem. Bu mevzuyu sizlerle konuştuk. Şimdi ikinci konumuza. Elazığ-Malatya arasındaki bir gündemimiz oluştu. Biliyorsunuz yani kabul etsek de etmesek de biraz da sıkıntımız var yani. İşte 10 tane yatırım Elazığ'a gelse bir tanesi Malatya'ya gitse niye oraya gitti derler. Ya da işte 10 tane Malatya'ya gitmiştir, bir tane Elazığ'a gelmiştir. Malatyalı da Elazığ'ı çok fazla, yani biz buradan Malatya'yı çok gelişmiş görüyoruz, değerlendiriyoruz ama bir de Malatyalılar boyutuyla Elazığ var. Bir de bunu Kanal 23 Medya Grubu, o açıdan ben de tebrik ediyorum. Sayın Yunus Bey'i, sizleri şeyde internet sitesinde falan dile getiren ilk siz oldunuz galiba. Evet. Evet. Sahiplendiniz. İşte Malatya Valisi'nin bir paylaşımı vardı. Burayı turizme açacağız dedi. Yani şimdi ben vali olsam, bir başka ilin bir sınırına gitsem, öncelikle o valiyi bilgilendiririm. Derim işte Sayın Vali, ben buraya geleceğim. İsterseniz siz de bize eşlik edin, mutlu oluruz. Kısmen Metin Bey, siz orayı gördünüz değil mi? Oraya ben bir doğa için keşfet programı düzenleyeceğim. Gittiniz. Ama gidemin. Kısmen Malatya sınırlarında kaldığı iddiası var, doğru mu? Baskin sınırlarında. Yani Elazığ sınırları içerisinde. Tamamıyla Baskin sınırları. Yani siyasi sınırları Baskin içerisinde mi? Tabii yani Elazığ sınırları içerisinde. Yani o kesin değil mi? Net bilgi. Tabii. Çünkü bu sosyal medyada da karışık bilgiler var bu konuda. Hatta cumartesi bir Malatya heyeti burada misafirimizdi. Onlarla tabii hemen gündem bu oldu. Yani böyle kelli felli bir ekip, öyle sıradan bir ekip değildi. Onlar da bir kısmının Malatya sınırları içerisinde kaldığı iddiasında bulununca
bir araştırma ihtiyacı hissettik ama net bilgiye henüz ulaşamadık o konuda. Evet. Pardon, yanlış söyledim. İdari sınırları. Siyasi evet. Sınır farklı bir şey. Yani idari sınırları sınır. İçerisinde. Elazığ idaresi. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yok. İşte Malatya valisi belki de tamamen iyi niyetiyle, bilemiyoruz ama geldi. Sonrasında bir ajansa değerlendirmesi de olmuş. Burayı turizme kazandıracağız. Hatta Fırat Kalkınma Ajansı tarafından buraya bir ödenek de çıkartacağız diye. Sonrasında bu bilgi bize ulaşınca ne oluyor dedik. Yani tamam yap arkadaşım, güzel, iyidir. Hakikaten bize de destek Kalkınma ol. Kalkınma Ajansı yani, onların diyedinde. 4 ile bakıyor. Sadece şey değil. Merkez orada mı? Merkez orada Malatya'da mı? Çıkartabilir. Orada da bir problem yok da. Bunu birincisi bizim bürokratlarımızın haberi yok. İkincisi basın mensuplarının haberi yok. Üçüncüsü zaten kamuoyunun haberi yok. Birden böyle bir şaşırdık. Yani ne olur Malatya bu bölgeye sahiplenmek mi istiyor? Müşterek bir hareket edilebilir. Hemen tepkimizi gösterdi. Hemen tepki gösterildi ve çok ciddi bir gündem oluştu. Evet. Net bir tepki. Siyasiler içerisinde. Ama bir siyasi ben olayı farklı bir şekilde değerlendiriyorum. Aslında Malatya valisinin böyle bir değerlendirmesi biraz daha iyi niyetiyle kaynaklı. Ama diğerlerinin birçoğunun bu durumu çok anlaşılmaz bulduğuna dair beyanatlar oldu. Sizce İbrahim Bey, sizle devam edeceğiz bu sefer. Malatya'nın yapmış olduğu bu davranış... tabirinden dolayı da bağışlasınlar. İş yüzarlık mıdır? Yani işte o paylaşım sonrasındaki demeçler ya da hakikaten sehven yapılmış bir davranış mıdır? Evet, tabii ben bu olay gündeme gelince hemen Nemrut aklıma geldi. Nemrut Dağı biliyorsunuz Adıyaman'la Malatya arasında yıllardır bir çekişme konusu. Malatya kendi Pötürge üzerinden bir yol açmak suretiyle Nemrut'a girişleri yapıyor. İşte buranın turizm çalışmasını bizler yapacağız, bizler dizayn edeceğiz gibi bir gayretle hareket ediyorlar. Diğer tarafta Adıyaman'da benim işte siyasi ve işte idari sınırlarım. Bu arada hemen sizin sözünüzü keseceğim. Malatya Televizyonu da düzeltme yapmış. Komşu ilimizdeki kanyonlar göz kamaştırıyor diye. Teşekkür ediyorum. Yani bu böyle bir davranış. Tabii Sayın Vali de sonradan bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Malatya paylaşımını varsa. Geri çekti. Evet, Malatya Valisi de bir açıklama Malatya'da kaç yerel televizyon var? 2. 3. 3 diye biliyorum. 2 ya da 3. Evet. Bir RT var bildiğim kadarıyla. Vuslat TV var. Vuslat var. Bir tane daha var galiba. Öyle bir de Kayısı mıydı ya? Evet. Şey evet. Şimdi şunu açık yüreklilikle konuşmak lazım. Tabii bölge açısından önemli bir keşif midir? Coğrafi bir keşif. Evet, önemli. Şu anda arkada da zaten evet. İzliyoruz. Hem bölge açısından hem bölgedeki turizmin gelişmesi açısından çok önemli bir olaydır bu. Evet. Burada tabii katkı kimden gelirse gelsin, neden gelirse gelsin. Hiçbir şekilde bu bölgenin turizme kazandırılması konusundaki her gayret bizi takdir ederiz. Evet. İster Malatya burayla ilgili çalışma yapsın, ister Elazığ yapsın. Ama bir gerçek var ki işte biraz bürokraside edep çok önemlidir. Bürokraside... bürokratik dil de çok önemli. Bürokratik dil de önemli. Bürokraside saygı çok önemlidir. Evet. Çünkü devlet adamı özelliği çok önemlidir. Yani bir devlet adamından sıradan şeyler duyduğunuzda tepki göstersin. Yakışıyor mu falan diye. Şimdi ben tabii Sayın Valinin ifadelerini samimi ifadeler olarak değerlendiriyorum. Kasıtlı ifadeler olarak değerlendirmiyorum. Hı. Niye? Çünkü sonradan geri adım atması, sonradan özür dilemesi ve bu şekliyle de buranın Elazığ'a ait olan coğrafi sınırlar içerisinde kaldığını kabul etmiş olması, işte Malatya'nın yerel televizyonlarının da bunu bu şekilde deklare etmiş olması burada kötü niyetli değil de iyi niyetli ama biraz iyi niyeti aşan davranış olarak değerlendirilebilecek bir davranıştır. Ama bir gerçek var ki bunu şunu görmeden geçemeyiz. Bakın şu an bir değer dahi olsa, yani bir imkan varsa, turizm açısından gerçekten ciddi bir potansiyel varsa herkesin iştahı kabarır burayla ilgili. Hı hı. İşte Nemrut örneğinde olduğu gibi. Burayla ilgili de bölgedeki bütün komşularımızın iştahının kabarması doğaldır. Burada Elazığ'daki kardeşlerimizin ve Elazığ bürokratların, siyasetçi kardeşlerimizin muhakkak hızlı bir şekilde buradaki turizm faaliyetlerini aktif bir hale getirmek suretiyle, o destinasyon güzergahına, turizm destinasyon güzergahına burayı aldırması ve civarda da burayı ziyaret edecek turistler için gerek konaklama, gerek işte yeme içme vesaire gibi imkanları sağlayacak tesisleri hızlı bir şekilde hayata geçirmeler lazım.
ki gerçekten buranın tarihi rakamları itibariyle çok eski, aynı Göbekli Tepe tarzında. 9 milyon yıllık bir geçmiş. Yani çok önemli bir olaydır bu. Yani oluşum. Yani bu kadar ciddi bir olayın sadece Türkiye için önemli bir buluş değil, bakın bu. Bu aslında dünya için de önemli bir buluştur. Evet. Yani bu kanyonların gerçekten tarihi rakamlarına baktığınızda gerçekten insanlık tarihinin belki de çok önemli adımlarına delil teşkil edebilecek. Gerçekten bu hususta ciddi ışıklar tutacak. Arkeolojik çalışmalar neticesinde, evet, değil mi? Evet, onu kastetmeye çalışıyorum. Arkeolojik çalışmalar açısından da belki diğer sosyolojik çalışmalar açısından da çok önemli bir noktadır. Bunu görmek lazım. Burada bu çekişmeden çok, bakın bu işte Nasreddin Hoca hesabı, iki kişi çekişirken yorgan gidiyor ya, yorgan gitti, kavga bitti gibi. Şimdi burada yorganın gitmemesine çalışmak lazım. Yorgan bir yere gitmez ama ya. Sonuçta bizim yorgan şöyle gider. Yorgan bir yere gitmez. Yorgan şöyle gider. Nemrut örneğinde olduğu gibi. Nemrut da şu an Malatya tarafından ciddi manada konaklama yerleri, bu hususta yeme içme yerleri yapılmak suretiyle, hem de yollar yapılmak suretiyle, evet, Nemrut'a çok daha pratik noktadan geçiş sağlanıyor şu an. Bu ne demektir? Yani Adıyaman tarafından gidip de onlarca veya yüzlerce... O zaman Malatya alternatif turizmi bulmuş yani. Yani yüzlerce adımı atmaktansa, çünkü şey Adıyaman varsa tarafından gelince epey yürümek zorundasınız, evet, Nemrut'a. Ama bu taraftan gelince neredeyse araçla 150 metre yakınına kadar gidebiliyorsunuz. Ben gittiğim için söylüyorum. Bakın Nemrut'a şu an Malatya daha büyük pasta yiyor şu an. Evet. Şimdi burada da bizim Elazığ olarak muhakkak bu pastadan payımızın güçlü olabilmesi adına ciddi adımlar hızlı bir şekilde atmamız lazım. Ha, Malatya'da atabilir mi? Atabilir. Malatya atınca ne olur? Kim daha kaliteli hizmet verirse, kim daha güzel hizmet verirse, yani Elazığ veya Malatya'nın sınırları içerisinde olmak bir tarafa, Nemrut örneğinde olduğu gibi, hizmeti daha kaliteli veren tarafın turisti daha fazla ağırlayacağı, daha fazla getiri sağlayabilecek imkanlara sahip olacağını da unutmamak lazım. Peki. Yunus Bey, sizle devam edelim. Evet. Tartışmaların odağındayız zaten. Yani konuya da hakimiz. Konuya da çok iyi hakimiz. Şimdi İbrahim Bey çok güzel özetledi. Aslında bu konu üzerinde çok fazla diyecek bir şey yok. Ya yani nasıl yok? Sayın Valinin, Malatya Valisinin bürokratik dilde bence bir zafiyet gösterdiğinin... Bir hatası büyük, var yani. Yani. Bir hata vardı. Bunu biz de birinci ağızdan en ilk... hatta bizim tabirimizde bildirimli haber diyebileceğimiz bir şekilde hemen paylaşınca tabii kamuoyunda çok ciddi gündem oldu. Evet. Ve bizim Elazığ'ımızda ve Malatyalılar'da özellikle spordan gelen bir, ben bunu hep spora bağlarım, spordan gelen bir çekişmemiz de var. Veya buna benzer sürekli bir birbirimizle kıyas ve yarış içerisindeyiz. Tatlı bir rekabettir. Sonuçta onlar da bizim sınır komşumuzdur. Ama şuna geleceğim. Burada bir kere Yiğit'in hakkını Yiğit'e vermek lazım. Sayın Valimize bu konuda tekrardan teşekkür ederiz. Gerçekten çok önemli bir iş yaptı. Elazığ için çok çok önemli bir iş yaptı ve hatırladığım kadarıyla jeotermal suda da Vali Bey'in, evet, ciddi etkisi vardı. Yani bunların meyvelerini bir 5-10 yıl sonra, 20 yıl sonra değerlendirebilirsek, bakın cipte var. Karakoçan'da zaten çıktı. Şu anda Sivrice'de 809 metre. Cengiz Bey'in hakkında bakın arkadaşlar. Sayın Valim gerçekten dirayetli. Ben teşekkür, evet, ediyorum Sayın Valim ama Cengiz Bey'in de hakkını yememek lazım. Meta Genel Müdürümüzün. Eyvallah. Yani evet, kimin emeği varsa tabii, evet, ki hepsine hasreten teşekkür ederiz ama kamuoyunda Vali Bey'in bu tür paylaşımları ve bu tür müjdelerin artık Elazığ alışır oldu. Şu kanyon meselesi az buz bir iş değil. Yani hakikaten çok çok önemli bir iş. Burada sonrasında Malatya'nın, ya efendim buranın bizim işte turizme kazandıracağız, İşte basın şu an düzeltmiş ama ilk açıklamaları onların da çok farklı bir dil ve üsluptaydı. Malatya'da bulunan kanyon tarzında, evet, bir açıklama yapmışlardı. Hayır efendim, burası Elazığ'ındır. Elazığ sınırları içerisindedir. Bu pasta tamamen Elazığlılara kalacaktır. Hiçbir şekilde biz bunu başka bir yere kaptırmayız. Kaptırmamamız da lazım. Bu bize bir hayra vesile olmuştur. Bir kere
Önceden belki bu insanların, Elazığ'da yaşayanlar için söylüyorum, birçoğu belki kanyonu dikkate bile almadı. Ya efendim ne var ki tarzında. Ama bu Elazığ Malatya olayı geçtikten sonra insanlar birden zıpladı yani. Ciddiye aldılar. Çok önemli bir şey. Çok da hoşuma gitti. Vardır bir hayır. Ben böyle yorumluyorum. Siyasilerimiz de hakeza bu konuda tepkilerini net bir şekilde ifade ettiler. Buranın, yani bu konularda önemli olan şey bence şudur. Hızlı hareket etmek. Yani çok hızlı hareket etmek. Evet. Bir an önce buraları faaliyete geçirmemiz lazım. Bir an önce cipteki suyu, işte harputumuzu, kanyonu bir şekilde bizim bir an evvel harekete geçirmemiz gerekiyor. Biz her türlü gelişime açık bir ilde yaşıyoruz. Bacalı sanayiye de açız, bacasız sanayiye de açız. Biz her yönden gelişebiliriz, her yönden ilerleyebiliriz. Turizmde de, sanayide de. İkinci organize sanayimiz, işte bu turizmle alakalı yerleşkelerimiz bir an evvel hayata geçtiği zaman bu memleketin çok daha güzel bir noktaya geleceğini düşünüyorum. Çünkü çok güzide bir şekilde yaşıyoruz. Evet. Sağ olun. Yener Bey, bu konuda de... söylenebilecek her şeyi gerek İbrahim Bey gerekse Yunus Bey çok güzel bir şekilde ifade ettiler. Ben şeyi ifade etmek istiyorum. Her ne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızı çokça en azından bu cenah içerisinde eleştiren ben olsam da bazen öyle çıkışları oluyor ki hakikaten yani ya hep böyle kapıyı kapatamıyorsun. Biraz aralık bırakmak kendi şahsım adına en azından. Bu termik santrallerin biliyorsunuz kanun çıkmıştı meclisten. Evet. Filtrelerinin bir yıl ertelenmesi konusunda Sayın Cumhurbaşkanı bunu veto etmiş ki şöyle şunu söylemek istiyorum. Düşünsenize Sayın Cumhurbaşkanı sigaranın zararlarından toplumu korumak için kendisi hakikaten bir sigara düşmanı, yeşilaycı. Araçta dahi sigara içilmesini, otomobil içerisinde sigara içilmesine dahi ceza getirdiler. Bunu getiren bir yönetimin termik santralin filtrelerinin, atıklarının filtrelenmesi konusunda bir yıl o şeye müsaade göstermesinin çok büyük bir tezat teşkil edeceğini demek ki gördü. O yönden ben tebrik ediyorum. Bakın bir soru da gelmiş Yener Bey'e, bir sorum. AK Parti'nin takdir ettiği bir yönü var mı? İşte açıkladın. Demek ki varmış. O mesaja da cevap geldi. Yani doğruya evet. Doğru demek Allah için. Peki. Teşekkür ederim. Bu arada bazı mesajlarımız var. Onlarla da artık programımızı kapatacağız. İyi yayınlar. Yayınlarınızı Ankara'dan ilgiyle izliyoruz. Haziran ayı son günlerinde Elazığ ziyaretinde yağan sağanak yağmur birçok ev ve iş yeri ve istasyon caddesindeki alt geçit sular altında kaldığına şahit oldum. Hangi mantık Zafran'dan geçen kanalın üstünü kim kapattı? Dağdan gelen seli nasıl engelleyecekler? Çok yazık. Saygılarımla Cihan Eke. İşte o mantığı da zaman zaman biz de konuştuk. İyi akşamlar Metin Bey. İbrahim Bey'e sormak isterim. Elazığ yerine Elazığ ibaresini neden kullanıyorum? İzahatim bir kez daha izah edeyim. Şimdi aslında Elazığ'ın ilk ismi Mamuratülaziz. Evet. Şah Abdülaziz zamanında resmi kurumlar aşağı inince Harput'tan Nezire dediğimiz bu alana inince Mamuratülaziz, Aziz'in mamur ettiği yer olarak şey yapmış. Daha sonra Aziz isminden Elaziz olarak devam etmiş. Mustafa Kemal Atatürk El azık, azığı bol olan yer evet. olarak ifade etmiş. Ama ne hikmetse daha sonra El azığı diye bir anlamsız ifade, El azığın kelime manası nedir diye baktığında bir kelime manasını ben bilmiyorum. Bilen varsa da beri gelsin. Buradaki kastım şu, El aziz, aziz insanlar diyarı, aziz insanların yaşadığı diyar olarak ifade edilmesi adına El aziz hemşerilerime saygımdan El Aziz'in gerçek ismiyle anılmasını da arzu edenlerden biri olduğum için El Aziz peki. ifadesini kullanıyorum. Teşekkür çok ederiz. Naziksiniz. Teşekkür ediyorum. sağ olun. Yorumlarınız, kıymetli yorumlarınız için programı artık kapatacağız. Az sonra gece görüşü başlayacak. Önemli konulara değindiniz. Sağ olun. Kıymetli izleyenler, Ajanda programında sonuna geldik. Yeni bir Ajanda'da pazartesi günü yine aynı saatte saatler 21'i gösterdi. Buluşmak üzere diyoruz. İyi akşamlar. Hoşçakalın.